Sen istediğin kadar sus. Gerçekler konuştu. Ben dedi öldürdüm, denize attım. Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Pardon, insansız. Uzanarak cezaevine gönderdim. Katil zanlısı yakalandı. 5 dakika önce senin kızını bulmuşlar yanında. Senin canını yerim ben. Ay, Müge abla. Gözün ağrıdı. Müge abla, çabuk. Emel'i buldum. Ay, Müge abla. Ayaklarımı yapacağım ben seni. Türkiye'nin kanatsız bir meleğisiniz. Canım benim, çok sağ ol. Kardeşin ölüm gecesi. İlk boğuşma burada olmuş. Burası kan gölü. O bıçak darbeleri, boğazlarını kesmeleri, hayretler içerisindeyiz. Dehşet evinin tek tanığı. Öyle bir manzarayı, öyle bir evi gördüm ki insanın aklı gider. Geldi birisi geçmiş herhalde, birisi yaptı. O eve yabancı biri girdiyse Emel'e niye dokunulmadı? Dikkat çeken ipuçları. 5 telefon alınıyor, 6. telefona el sürülmüyor. Deliller, iddialar, suç aleti. Annemin orada yatalak olduğunu kim biliyordu? Tel nasıl kesildi? Bıçaklar yok, satır yok. Telefonları kim çaldı? Hatay'daki Hüseyin ve Mehmet Şen cinayetinde sıcak gelişmeler. Telefonları satan ve alanlara ulaşmışlar. Hatay'da sıcak saatler yaşanıyor. Az sonra Müge anladı. Motosiklette çifte infaz. İki kişi yan yana düzgün bir şekilde yatırılmış. Motosiklette ön tekeri buraya doğru gelmiş, sinyali açık. Bunlar infaz edilmiş arkadaşlar. Tek yol, onlarca isim. Çok enteresan ilişkiler yaşanmış. Ali Varçı'nın problemi var. Sen de aynı ilişkiler ağına katılmışsın. Burada bir tetikçi kullanılıyor. Ve şimdi de bu aile. Böyle benim bir işle hiç ilgim yok. Ben saksı sen tuttun. Resileyle, mafileyle. Ve her şey orada geçiyorum. Örtüşen dakikalar. Yolda karşılaşıyor büyük ihtimal. Ben görmedim. Görmemeniz mümkün değil. Karşılaşılması gerektiğini ben söylemek istiyorum. Şu bölgede karşılaşacak. Karşılaşmadık ama arkadaş. Aşağıya inen gizli bir yol vardır. Çok rahat bir şekilde aşağı inip bunları bekleyip pusuya düşürüp sonradan da yürüyerek kendi evinize çıkabilecek durumdaydınız. Tabii ki. Hatice ve Cahit Paslı çifti kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Az sonra Müge anladı. Bir hayalin varsa onu başarma gücüne de sahipsin. Güzel bir kalp için hiçbir şey imkansız değildir. İnanın bana hayat böyle güzel. Güzel gözlerle bakana güzel. Gücünüzün farkına varın. Ben o güce sahip olduğumuza inanıyorum her birimizin. Bahsetmiştim. Hatta Ganim'e de yayınımız. Ona da önce bir günaydın deyin. Beraber konuşalım. Ganim'ecim günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldin yayınımıza. Ganim'e Almanya'dan Skype bağlantısıyla yayınımıza katılıyor. Bugün herhalde biraz yüzü gülüyor. Evet, dün demiştim ki Hatay'da Şen kardeşler cinayetiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Henüz daha netleşmedi konu ama bugün yine ayrıntılar var. Ganim'e de ekrandayken sizlerle paylaşmak istiyorum. 83 yaşındaki Hüseyin Şen'le 80 yaşındaki kardeşi Mehmet Şen biliyorsunuz 8 Ekim 2020 tarihinde evlerinde darp edilerek hayatlarını yitirmişlerdi. Ve cinayetin hemen ardından da evde bakıcılık yapan Emel Cengiz tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldı. 2 ay sonra da serbest bırakıldı. Ve işte bu cinayetlerden 11 ay sonra da kızı Ganime Şen programımıza başvurdu. Peki madem evdeki bakıcı olan Emel Şen ama Emel Cengiz serbest kaldı. Benim babamla amcamın katili kim diye sormuştu. Yayınımız sırasında özel bir ekip kuruldu. JASAT ekibi kuruldu. Ve konu dikkatlice incelenmeye başlandı. En çok dile getirilen konu şuydu. Evde bulunan 5 telefon. 5 tane cep telefonu çalınmıştı. Başkaca bir hırsızlık emaresi de görünmüyordu. Ve bu telefonlara ne oldu?
Bu telefonların aslında biliyorsunuz gene yayınımız sırasında özellikle Emel Cengiz'in avukatının yaptığı başvurularla işte bu telefonların sinyalleri nereden veriliyor sorusunun cevabı aranıyordu. Ecevit Alkan, buradan kendisine de selamlarımı söyleyeyim. O da biliyorsunuz programımıza katılmış ve müvekkili hakkındaki iddialara yanıt vermişti. Kurulan Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan özel ekip bu telefonların izini sürdü. Bakın şimdi neler neler çıktı. İlk olarak telefonlardan Vefa isimli Suriye uyruklu bir kadına ulaşıldı. Araştırıldı. Bu Vefa isimli Suriye uyruklu kadının bu konuyla ilgisi yok. Fakat kadından şikayet alındı soruşturmayı sürdürebilmek için. Ve Mehmet Sevim isimli bir şahsa ulaşıldı. O da vermiş olduğu ifadesinde telefonu Mehmet Sevim'in dayısı olan ve telefon alım satım işiyle ilgilendiği belirlenen Mustafa Kurt'tan aldığını söylendi. Mustafa Kurt'un ifadesine başvuruldu. Mustafa da dedi ki ben bu telefonu Mustafa Marangozoğlu'nun ismini bilmediğim bir arkadaşından aldım. Bunun üzerine Mustafa Marangozoğlu dün sabah saatlerinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Dedi ki telefonu satan kişi de bana Sedat Sevim. Bunun üzerine Sedat Sevim de gözaltına alındı. Ve Sedat Sevim sonuçta, yani sonunda birisi konuşacaktı tabii, o alındı, bu alındı, oradan oraya gidildi. Sedat Sevim verdiği ifadesinde dedi ki evet biz Şen kardeşlerin evine 3 kişi olarak gittik. Bu kişilerden biri de Mustafa Marangozoğlu'ydu. Telleri kestik. Eve de Mustafa ile adını bilmediği bir arkadaşı girdi. Ben sadece gözcülük yaptım. Mustafa Marangozoğlu ve arkadaşı, o ismini bilmediğim arkadaşı dışarı çıktıklarında sadece kafalarına vurduk diyerek kendisine bana olayı anlattılar. Ayrıca bu kişi Hüseyin Bey'in Kışlak Köyü'nden geçmişten tanıdığıymış. Ablasının Şen ailesinin mahallesinde olan Alaaddin Mahallesi'nde ikamet ettiğini söylüyor. Ve olayı da cezaevindeyken Mustafa Marangozoğlu ile birlikte planladıklarını anlatıyor. Şimdi belki Ganime sen bunu bilirsin. Sedat Sevim demiş ki ben çok üzüldüm. Sedat Sevim kaç yaşında, yani genç bir çocuk demek ki. Ben demiş Hüseyin'i çok iyi tanırım ancak Mehmet Şen'i tanımam amcayı. Hüseyin Şen aslen benim köylüm olan Yayladağ Kışlak Köyü'ndendir ve uzaktan da annem tarafından akrabamız olur demiş. Sen tanıyor musun Ganime bu kişiyi? Yok yani. Sedat Sevim yani, uzaktan da akrabanızmış. Evet. Hiçbirini tanımıyorum. Hüseyin Şen Alaaddin Mahallesi'nde oturuyordu. Benim de Alaaddin Mahallesi'nde ablam Gülsüm Şerif oturuyordu. Ablamın yanına gittiğim zamanlarda Hüseyin amcanın Alaaddin Köyü'ndeki evine de giderdim. Kendisi yurt dışında yaşıyor ya. Bana çikolata, bisküvi tarzı yiyecekler verirdi 10 yıl önce demiş. Allah cezanı versin senin be. Allah cezanı versin. İşte beyefendi. Çikolatalar canım boğazında kalacak zaten. İnşallah. 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 Göreyim Ganime Hanım ekranda. Hayır, ne istemişler yani, bu iki tane bu yaştaki insandan ne istemiş, ne beklemişler yani? Ya şimdi bunun Sedat Sevim'in ifadesine göre babanızın evinde böyle antika eşyalar varmış. Kılıç, mılıç, vazo bir şeyler falan. Evet. Çocuk da rahmetli de Almanya'dan geliyor ya, hani Almanya'dan gelenlerle çikolata, bisküvi falan getirir ya hepimize, bana bile geliyor şimdi işte. Adam da küçük çocuk diye ona onları veriyormuş. Sonra bu da demiş ki ne bunlar demiş, hani bu işte şeyler. Bunlar demiş benim çocuklarım, çok kıymetli şeyler diye anlatmış. Sonra bu Sedat Sevim cezaevine giriyor. Bu Marangozoğlu'yla cezaevinde tanışıyor. Parasızlar ya, herhalde evinde antika eşyalar var falan diye cezaevinde konuşuyorlar. Ondan sonra da ben girmedim içeri. O Mustafa girdi tanımadığı, ismini tanımadığım biriyle evin içine diyor ama ben gözcülük yaptım diyor. Ama sonuçta ondan çıkmış her şey. Yani babanın çikolata, şeker verdiği çocuk girmiş o gece eve. Ben de belki. Esas organizeyi yapan da o zaten. Bilgiyi veren de evet, o. Her şeyi o. Gözcülük yapıp diyor ama organizeyi yapan da o. Bunun Allah üzerine hemen belası. Şunun devamını da anlatayım. Çünkü Ganime'nin ne söyleyeceğini merak ediyorum. Bunun üzerine Mustafa Marangozoğlu tekrar jandarmaya ifadeye getirildi. Mustafa Marangozoğlu kabul etmiyor bunları. Onu başta söyleyeyim. Yani Sedat Sevim de zaten ben içeri girmedim, ben bir şey yapmadım, gözcülük yaptım diyor. Mustafa ile tanımadığım bir arkadaşı içeri girdi diyor. Ama Mustafa Marangozoğlu hala daha itiraf etmedi bildiğim kadarıyla. Fakat evde biliyorsunuz başka bir erkeğe ait olduğu söylenen bir DNA örneği bulunmuştu. Şimdi onların da DNA örnekleri alındı. Eşleştirme yapılacak. Hem Sedat Sevim'in hem de Mustafa Marangozoğlu'nun da örnekleri alındı ve eşleştirme yapılacak.
İşte böyle. Yani şu andaki durum bu. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hele benim o küçük buysam kurban olayım. Onun da bugün acı günüymüş. Maalesef onun da babasını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Onun yanında da olmak isterdim. Bir de işin çok komik tarafı. O kızcağız dün beni aradı. Dün konuştum onunla. Ben onu aradım. O acısının içinde bile bana vakit ayırabildi. Bana söylediği laf şuydu. Ablacığım seni o kadar iyi anlıyorum şu anda dedi. Ne yaşadıklarını hissediyorum dedi. Yani anlatmak istediğim, sizin ekibinize çok teşekkür ediyorum. En acı gününde bile benim yanımda olan insanlar var. Bu gerçekten Müge Anlı'nın ekibinin farkı ve Müge Anlı'nın ekibi bu yani. Hepinize teşekkür ederim. Daha keşke elimizden daha fazlası gelsin. Yok yani nasıl biliyor musunuz? Yani karanlık odada yüklüsün, iz arıyorsun. Karanlık ama çok karanlık. Ve ben, siz bana umut ışığı oldunuz, siz bana ışık oldunuz. Bu arada avukatım da öyle, şu anda yeni tuttum avukat da öyle. Karısı hasta olmasına rağmen Ercan Akçay bana yardımcı oldu. Gece gündüz benimle dosyayı çalıştı son 4-5 haftadır. Onun da karısına acil şifalar diliyorum. Amin. Hepinize çok teşekkür ederim ama çok moralim bozuldu. Dün de ağladım. Yani nasıl oldu ben? Bir de o odaya hiç girilmemiş Müge Hanım. O odaya hiç el sürülmemiş. Yani insanları koridorla tuvalet arası katledip hiçbir yeri kurcalamamışlar. Yani o antikaların bulunduğu odaya bile girilmemiş. Ya bu tabii bunlar ilk ifadeler. Şu an bence ben de o anlamda söylüyorum. Yani daha birisi kabul etmedi, birisi gözcülük yaptım dedi. Neden içeri girdiler, nasıl girdiler, niye o iki kişiyi öldürdüler? Hem de bu kadar evet. Yani niye bu kadar vahşi bir şekilde öldürdüler? Ya bunların hepsinin bir cevabı olmalı. Henüz o cevapları bilmiyoruz Ganime. Yani o yüzden bu kadar aslında üstün körü anlatıyorum. Sadece telefon takibinden... JASAT'ın ulaştığı bilgiler bunlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum jandarma komutanlığına bağlı JASAT ekibine ve sayın savcımıza. O da çünkü yayının ilk gününden itibaren gerçekten olayı çok büyük titizlikle ele aldı. Ve buralara kadar getirdi. Yani bu anlattığım bilgilere de o kadar öyle hemen kolay kolay ulaşılmıyor. Ona gidiyorsun, ona gidiyorsun. Kimse de kabul etmiyor. Kimse yoğurdum ekşi demiyor. O nedenle ben gerçekten emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutlamak istiyorum ama asıl seni kutlamak istiyorum. Zor bir işti yani yurt dışından kalktın geldin günlerce çoluğunu çocuğunu bırakıp buralarda kaldın. Ama iyi ki geldin. Yani şimdi kimse mesela şu anda 3 kişiden bahsediliyor. Bunlar 2 yıldır aramızda dolaşıyorlardı kardeşim. Maalesef. Yani iyi ki geldin. Yani 2 yıldır aramızda dolaşıyor. Bunu eğer onlar yaptılarsa bak yine o sahayı koyuyorum yani DNA tamam. Testi sonuçları önemli. Evet. Yani süreç devam ediyor. Ama bunlar aramızda dolaşıyor. Gene yapar. Yani yapan hep yapar benim dediğim gibi. Hele yakalanmazsa daha da büyük özgüvenle yapar. Bugün 2 kişiyi öldüren yarın da 4 kişiyi öldürmek için yola çıkan. Arada ne yaptığını da bilmiyoruz. Bak arada bunların neler yaptıklarını bilmiyoruz. Bunun ilk olup olmadığını da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Zaten cezaevi arkadaşları hepsi. Zaten şimdi bu derinleme sorgulamayı alacaklardır. Ve cezaevinde planlanmış. O sorgulamada birçok üstü kapalı olan durumların hepsi ortaya çıkacak. Evet yani inşallah tabii hani bu ifadeler Emel Hanım'ın da inşallah hani temize çıkmasına yardımcı olsun. Aslında 2 tane biliyorsunuz bakıcı vardı ve her ikisi de evet. Şu an denetimli serbestlikten faydalanarak dışarı çıkmışlardı. Evet, evet. Hem Selvi hem Emel. Yani onlar için de iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü en büyük soru işareti bütün bu cinayetler işlenirken nasıl Emel Hanım bu cinayetleri duymadı, bu olayı duymadı, niye müdahale etmedi soruları hep kafada. Evet. Emel Hanım, fakat Emel Hanım'ın avukatı da, yani Garime şunu söylemek lazım. Gerçekten Emel Hanım'ın avukatının çok büyük katkısı var yani bu dosyaya, sen yayına katıldıktan sonra. Bülent Bey hakkında ben şöyle bir olumsuz taraf gördüm. Yani aslında ben ona kendisine dedim ki her zaman Bülent Bey siz işinizi yapıyorsunuz. Ecevit, Ecevit. Aman Bülent diyorum, Ercan, Ecevit Bey, aha. Özür dilerim. Bülent kendi avukatım. Ecevit Bey hakkında işinizi yapıyorsunuz, buna saygı duyuyorum dedim. Ama benim iyi niyetimi suistismar edip
mesela arkamdan dava açması, babam annem hakkında 500 bin TL tazminat. Yani şöyle, tabii ki hakları varsa ve ben bir yerde yayında hata yaptıysam hangi akla hizmet kelimesinden dolayı, bu zaten bir sorudur ve kötü bir soru da değil. Yani uslubuma çok dikkat ettim, canım çok yanmasına rağmen. Emel Hanım'a karşı da uslubuma çok dikkat ettim ki bunu inanın takdir edersiniz çok zordu. Ama ben bunu korumaya çalıştım ekran karşısında. İki tane dava açmış Ecevit Bey bana. Açsın, hiç sorun değil, bunları yapabilir. Ama sadece şöyle bir şeyi de takdir etmesini isterdim. Bu insan zaten birçok şeyle uğraştığını biliyordu. Ve bana şunu söyledi, siz yalnızsınız. Ben yalnız değildim. Ben aslında yalnız değildim. Benim arkamda sizler vardınız. Ailemden birkaç kişi vardı. Ben asla yalnız değildim. Sadece ön safhada bendim. Çünkü bunları ben yapabilecek kapasitedeydim. Diğerleri yapamayacaktı. Belirli çeşitli sebeplerden, ama bu benim yalnız olduğum anlamına gelmiyordu. Bu benim çok ağrıma gitti. Yani bana işte ganime, suçlu ganime şen. Ben suçlu değilim, ben mağdurum. Beni suçlu durumuna getirmeyin. Farz edelim ki, farz misali, ben orada gerçekten bir kelime konuştum. Bütün yayını A'dan Z'ye tekrar dinledim. Ben bir kere acılı bir çocuğum ya. Ben acıyım yani. Siz bana adli tıp fotoğraflarını gönderdiler. Benim iznimle tabii. Dedi ki ben yoksa başka türlü bunlara ulaşamıyorum Ganime Hanım. İnanın bana Şeyh Hoca bilir, adli tıpta babasını görmek korkunç bir şey. Yani bu resmi tahmin bile edemezsiniz. İnanın tahmin bile edemezsiniz. Artık dedim tamam yeter, buraya kadar. Daha fazlasını... Yani sanki benim psikolojimin üzerine çalışılmak. Tabii ki ben de etten kemiktenim. Ben mermer taşı değilim. Benim de bir de bir kişiye hesap vermiyorum. Ganimecim. 50 kişiye. Ganimecim. Bu süreçler zorlu süreçler, ama bak bugün mesela işlediğimiz bir başka çifte cinayetle ilgili 20'ye yakın köyden misafirimiz var. Evet, konuşuyoruz. Belki konuşulanlar insanların canını yakabiliyor mu? O da 6,5 yıllık bir cinayet. Şunu unutmamak lazım. Biz burada konuşulduğumuz için duyulmuyor. Zaten köyde konuşulan şeyi biz burada konuşuyoruz. Zaten orada da Emel Hanım da Selvi Hanım da denetimli serbestlikle dışarıda. Allah kimseye, bana da dahil, böyle bir durumu yaşatmasın. Yani denetimli serbestlik, hapissin aslında. Yani hep böyle bir şeysin. Hep tedirginsin, her an bir şey olabilir. Yani bu olayın çözülmesi, aslında suçu olmadığı halde cezaevinde yatan ya da şüphelerin üzerine toplandığı kişiler için de çok önemli. Mesela burada birçok kişi de ya kardeşim köyde beni katil biliyorlar, ben de geldim anlatayım bildiğimi de, hani aklanayım yani, millet bana kahvede kötü bakıyor, yolda kötü bakıyor diye geliyor. İnsanlar diyorlar ki niye geliyorlar, ya gelmez mi? 500 hanelik köy, kahveye gidiyorsun, sana adam böyle bakıyor, yolda yürüyorsun şöyle bakıyor. Yani çok kötü bir şey bu. O yüzden bu olayın aydınlanması, cezaevinde kalan işte Emel Hanım için de, şu anda denetimli serbestlikten faydalanan Selvi Hanım için de çok önemli, senin kadar. Bir de hani Buse'den bahsetti, şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar belki ben de dahil olmak üzere biz bu koronadan dolayı biraz artık çok sıkıldık, evet 2 seneyi geçti ve biraz daha belki eskisi kadar dikkatli davranmıyoruz. Ama bizim muhabir arkadaşımızın evinde, muhabir arkadaşımız dahil olmak üzere annesi, babası, kardeşi, kendisi korona oldu. Ve 3 gün evvel konuştuğumda herkes çok iyiydi. Hiç, aman dedim, ben şimdi bizim koronalı, benim bir grubum var arkadaşlarım dahil. İnanın programdan sonra 1,5 saat onları arıyorum. Ama şöyle açıyorum, sesi güzel, tamam diyorum, sen iyisin, kapatıyorum, hani artık o durumdayız. O kadar iyiydiler ki. Hatta işte sen mi bana bulaştırdın, ben mi sana bulaştırdım? Evde böyle şakalaşmalar falan yaşanıyor. Aradan geçiyor 4 gün, 5 gün. Babası birdenbire fenalaşıyor ve doktorun söylediği ciğerleri kuma dönmüş. Eyvah. 56 yaşında, aşılı, gencecik adam. Yani ben dün çok sarsıldım. Yani dün herkesi 2'şer kere falan aradım bu sefer hasta olanları. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, belki işte, yani belki değil, geçecek tabii ki bu. Hani bağışıklık kazanacağız falan, ama lütfen önlemlerimizi almaya, hem de fazlasıyla almaya devam edelim. Ne olur. Ne olursunuz. Yani hala daha işte hani öpüşmek için insanlara uzanmayın. Ben çok rahatsız hissediyorum kendimi, ama gerçekten öpüşmek için uzananlardan kaçıyorum. Kaçmak zorundayım. Yani benim de evde annem var. Yani
köpeğim var, kızım var. Hani ben tamam ne yapayım, insan kendi başına yakalandı öldü. Zaten hani öldükten sonra hani benim kıyametim gelmiş işte. Ama başkasına bulaştırma riski var. Yani şu lütfen önlemlerimizi alalım ve çok dikkat edelim. Bunu bizzat şu birkaç gündür hepimiz çok sarsıldık. Bu senin babasından dolayı. Allah nurlar içinde yatırsın. Size bunu çok kalbi olarak anlatmak istedim. Bizim hemşire kızımızın yine ablasının kayınvalidesi aşı yaptırmamak için çok direnmiş. Gencecik kadın. Mesela o da hayatını kaybetti. Artık o kadar yakına geldi ki. Allah'ım hani rahmet eylesin bütün vefat edenlere. Yani ne yazık ki birinci derecede çevremizde artık. Artık çok yakın. Çember çok daraldı. Çok artık bulaşıcı çok yakın. Virüsten bahsediyoruz. Su çiçeği gibi oldu bu yani. Çok yakınlarımızı kaybedebiliyoruz. Evet, kendimiz ne olursunuz onu da söyleyelim, dikkat edelim. İşte insan hani tanımasa bile yakındaki birinin o acısını gördüğü zaman ne kadar derinden etkileniyor. Ganime sen hem babanı hem amcanı kaybettin. Şimdi yine bu hastalık diyorsun, Allah'tan geldi ama böyle cinayet, parmağı kesildi, şöyle oldu, böyle oldu. Ben senin yaşadıklarını o kadar iyi anlıyorum ki. Ve seni çok seviyoruz, hepimiz çok seviyoruz. Yani geri kalan mahkeme falan filan davaları hallolur. Herkes birbirini bir şekilde helalleşir birbiriyle. Yani biz böyle bir milletiz. Onlar da kendilerini korumak için tabii ki böyle bir tedbir alıyorlar. Onu da halledersiniz. Ama senin üzüntünü anlıyorum ve katil ya da katillerin bir an evvel hani itiraf da ederek, tespit de edilerek tutuklanması gerçekten hepimizin isteği. Hatay'da yani olması da önemli değil. Toplumdan rica ediyorum. Gerçekten ne oldu? Kendimize gelmek lazım. Çünkü ben annesiz, babasız kalmak zorunda değilim. Kuzenlerim aynı şekilde. Evet. Kimse benim evimden, siz diyorsunuz ki benim telefonumu şundan almaya hakkı yok. Sen benim babamın canını alıyorsun. Buna kimsenin hakkı yok. Ne olursa olsun, para içinde olsa, pul içinde olsa bilmiyorum. Ben hayatım boyunca o mantıkla düşünmediğim için nasıl insanlık, insanlar neden kötü olur? Veya bu kötülük boyutu, tabii ben de iyi değilimdir. Benim de kötü taraflarım vardır. Bu kötülük boyutu nasıl olur da bir insanın canına kıyacak kadar vahşi bir hal alır? Bunu gerçekten mantığım almıyor ama şu anda suç işlemeye belli olan insanlar. Ve sana çikolata veren, Almanya'dan çikolata getiren, getirdiği, düşünebiliyor musun? Kilometrelerce uzaktan getirdiği çikolataları, bisküvileri sana veren adamın evine giriyorsun. Bakın o evde de gördükleri neymiş, onun da arkadaşlar fotoğrafını hazırladılar. Bunların satışıyla ilgili, evden bunlar da gitmiş Ganime. Yani bunların satışıyla ilgili tarafların WhatsApp yazışmaları tespit edilmiş. Yani evden bunlar da alınmış. Bunların nedir tabii ben anlamam kıymeti ama. Ya inanın bana çok kıymetli bir şey değildir. Yani ikisinin de hobisiydi bu. Hem amcamın hem babamın. Oradan böyle bunları toplayıp getirip koyarlardı. Yılların birikimiydi yani. Nereden olduklarını bile bilmiyorum. Maddi değeri var mı? Onu da bilmiyorum. Ama bu bir pırlanta taşı da olsa hem benim babamın canını yere getirecek. Yani belki bu yayını o yapan kişi izliyordu. İzleyecektir yarın bir gün. Sen 3-5 kuruş için bana bir can borcu oldu. Yani can borcu var senin bana. Orada cezaevinde yatmak var. Bu can borcunu ödeyemeyecek, benim gözüm de ödeyemeyecek. İçim rahatlayacak, tabii ki rahatlayacak. Ama benim babamı geri getirmeyecek, amcamı geri getirmeyecek ailemde olan. Bu hiçbir şeyi geri getirmeyecek. Anneni geri yani, getirmeyecek. Kimseyi geri getirmeyecek. Yani o gün işlerim dedik, işte benim gibi yetim kalmış. Ben ilk defa o kelimeyi ardıladım. Ben yetim kaldığımı bile fark etmedim. Çünkü annemi de kaybettim, babamı da kaybettim. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Hepinizden özür diliyorum. Bu bir şekilde olacağını da tahmin etmedim aslında. Annesi de olaydan 2-3 ay sonra hayatını kaybetti. Kadının da düzeni bozuldu. Kolay mı ya? O kadının da düzeni bozuldu. Onlar için de düzen önemli. Bence bundan dolayı kadın hayatını tabii, kaybetti. Tabii, annesi hızlandı, de. Yani niye hemen o cinayetten 2 ay sonra ölüyor yani? Kadının hastalığını tetikledi bu tip olaylar. Çok iyi bakmışlardır. Hani onun için bir şey yok. Ama sen kalk Hatay'dan kadını al yurt dışına götür. Orada bak. Onun da bence nedeni bu.
Yani sadece iki cinayet değil ki bu. Ve evet. O ailenin yaşadığı o travma sadece Galima Hanım'ınki değil, bütün ailenin çöküşü, birbiriyle olan diyaloglarındaki sıkıntılar, o suçlanmalar, o söylentiler, dedikodular, bunların hepsi çok yıpratıcı yaşantılar. Evet. Bakalım Galimacığım, yani hafta sonu daha da netleşecek konu diye bekliyoruz. Şu anda Emre'nin telefonu da yok ortada. Onun da bilmiyorum yani bu iş nasıl bir iş, ben inanın çözemedim Müge Hanım. Ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Şu anda yayın yasağı daha doğrusu dosyada gizlilik olduğu için benim avukatım bile birçok bilgiye daha tam ulaşamadı. Şu an Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda Sedat Semih ve Mustafa Marangozoğlu'nun gözaltı süreci sürüyor az önce de söylediğim gibi. Gelişmeleri de muhabirimiz Müge Hatice Yönter takip ediyor. İnşallah gelişmeler oldukça sizinle paylaşırım ama asıl en önemli bence yani beklediğimiz şey tabii o DNA eşleşmesi. DNA eşleşmesi de gerçekleştikten sonra artık hani ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Herkes tabii. Eteğindeki taşı dökecek. Onun için bunun için ben bilmem. Ama Ganime sana o kadar katılıyorum ki hiçbir şey için can almanın hiçbir karşılığı yok. O gösterdiğiniz bıçaklar, silahlar falan da tabii hani ilgili olanlar daha iyi bilir ama bana da hediye olarak geliyor. Onlar mesela hani bilmiyorum bunun bir antik değeri var mı? Ama böyle hepimizin evinde de olan şeyler, ne bileyim böyle benim camlı bir sehpam vardı. Altında böyle şeyler duruyordu ama maddi değeri yok. Ya şunun için söylüyorum kardeşim. Almanya'dan gelmişim. Kapıma bir çocuk gelmiş. Uzaktan akrabam. Getirdiğim çikolatayı, şekeri veriyorum. Aradan geçiyor 10 yıl. Evime girip benim canımı alıyor. Ha böyle bir hayat olabilir mi ya? Hani nerede bir kahvenin değil. 40 yıl hatırı? İnsanlık tarafı olan insanların yapmayacağı bir iş. Yani bunlardan normal insanlar gibi düşünürsek neticeye gitmemiz mümkün değil. Çünkü normal insan... Düşünebilen normal bir insan böyle bir harekete elini atamaz. Düşüncesini dahi düşünemez. Vallahi. Rahmi ama. Hoca artık insanlığımızı yitirmemiz lazım. Çünkü bizim insanlık anlayışımız kapıya gelen çocuğa şeker vermekte, zor durumda olan birine kapıyı açmakta. Bugün artık her şey bizim insanın diye öğrendiğimiz şeyler tehlike teşkil eden şeyler haline dönüştü. Maalesef. Yani insanlığımızı artık herhalde biz de kenara koymamız lazım. Evet. Yok biz koymayacağız işte yani. Orada ona katılmıyorum. Biz koymayacağız. Yani gönül arzu ediyor ki biz gördüğümüz, yaşadığımız örfümüzü, adetimizi devam ettirelim. Bu teamüllerimizden uzak durmayalım. Tamam. İnsanlığımızdan, vefa duygusundan uzak durmayalım. Bütün arzumuz bu. Ama yine de arada çıkan böyle kötü insanlar inşallah bizim inanışlarımızı, görüşlerimizi, teamüllerimizi zedelemeyecektir. Biz yine onlara karşı gideceğiz. Onlara karşı gidip onların insanlık duygusundan mahrum olduklarını adalet yönünde, kanun yönünde ortaya koyacağız. Tabii bütün mesele bir başka böyle insanlar hayatlarını kaybetmemiş olsunlar. Allah bu insanları ıslah etsin. Amin. Ve bütün hepimizi de korusun Cenab-ı Hak. Bu mübarek Cuma günü başka bir şey söyleyecek laf bulamıyorum yani. Evet, yani gereken her şey ortaya çıksın. Evet, soru işaretleri devam ediyor. O soru işaretlerinin hepsini de ben Sayın Savcımızın jandarma ile beraber yanıtlayacağına inanıyorum. Biraz zaman, belki Ganime de gelir. Ganime seni özledim. Gerçekten. Ben gelecektim pazartesi günü de yayın herhalde değişti biraz akışı. Yoksa pazartesi Kadriyan'la görüşmüştüm. Tamam, gelirsin gelirsin. Bence... Bekliyoruz seni, çok öpüyorum seni. İnşallah. Ben İnşallah de hepinizi Allah yüzünüzü çok... güldürsün. Allah hakkınızı helal edin hepiniz. Ay varsa yer helal olsun canım benim. Çok, gerçekten yok var, mutlaka var. Yani ben biliyorum var olduğunu. Bende olan hakkınız çok farklı. Çok teşekkür Allah'a dua ediyorum. Seyircilerimizden de herkes yazıyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Abla başın sağ olsun, abla arkandayız, her gün niye çıkmıyorsun diye, Müge abi işlemiyorum diye. Müge Hanım işliyor, gerçekten işliyor. Her gün sizin ekibin ne yaptığını ben Hatay'da biliyordum. Hepinize çok teşekkür ederim. Naim'ime, Kadriye'ye, Buse'ye, şu anda Müge var bir tane orada, ona da. Hepinizi çok öpüyorum. Sen de çok vefalı bir insansın. Helal edin, Şevki Hoca. Çok kıymetlisiniz. Hoca, bizler için çok kıymetlisiniz. Varsa yer helal olsun. Ben hep kocaman bir aileyiz. Bugün evet. Biz sana, yarın
Sen bize bu işler böyle. Yeter ki herkesin bütün mesele bu iş tam aydınlansın. Evet. Tam cinayeti işleyen ve yardımcı edenler bundan sonra elini kolunu sallayarak bu cemiyette, bu toplumda dolaşmasın. Hak ettikleri, müstahak oldukları cezayı bulsunlar. Size de inşallah iyi neticelerle iyi haberler alırsınız diye dua ediyorum hanımefendi. Geçmiş evet. olsun. Vallahi insan çok üzülüyor ya şey geldikçe. Ya geçen gün bizim işlediğimiz cinayette biri de serbest kalmış. Bak onun kartı vardı size. Demet Karaduman kartını bul, yani kartı ya Levent hatırlayacaksınız. Bak Levent'ti. Şimdi sussam gönül razı değil. Konuşsan faydası yok. Ama ben yine de konuşma taraftarıyım. Ne olursa olsun. Ne kazandıysam bundan kazandım. Ne kaybettiysem de bundan kaybettim ama. Şimdi bu hatırlarsınız Levent Karaduman'ı. Annesi, ablası çok iyi insanlardı. Buraya gelmişlerdi. Mesude teyze. Kuzeni var. Kuzeni bunları 3,5-4 yıl oyalıyor. Evet. İstanbul'da Ali Osman. İstanbul'da zengin kadın buldu. Onunla yaşıyor da seni aramıyor da. Arabasını bana verdirdi, sattırdı da. Yok kıyafetini... Sen bana gönder, ben ona postalayayım da falan da filan da. 20-21 yaşlarında bir çocuktu o da. O da bundan küçüktü. Genç, tabii genç. Evet. Sonra bu çocukcağızın cesedi Ali Osman'ın babasının evinin kuyusunda bulunmadı mı? Evet. Yani sinirlendim de bak şimdi sinirlendim. Diyeceksin ki Müge yani niye tam anlamadan bize anlatıyorsun? Sinirlendiğim için bandını da yapmışlardı. İstemedim de yayınlamak ama yeri gelmişken söyleyeyim. O Ali Osman da şimdi serbest kalmış. Niye? Ya niyesini bilmiyorum. Ama şimdi bunu duyan herkes bu soruyu soracaktır. Hı. Neden serbest bu kişi? Yani ne niyesini... Bilmek... Ne yani niyesini artık bilmek herkes. İstiyorum. Yani söylemesem de dediğim gibi gönlüm rahat etmiyor. Artık daha ne? Yani artık daha ne? Ama tutuklandığı zaman, gözaltına alındığı zaman... ...dört başı bir şekilde... Her türlü durumlar ortaya konmuştu. Evet. Fotoğrafın yerleştirilmesinde bir boşluk kalmamıştı. Nereden çıktı babasının kuyusundan? Kalmamıştı bir boşluk. Çocuk kendi kendini atmıştır demişti. Evet. Evet. Ne güzel ya. Arabamı da ben Ali Osman'a vereceğim. Kendimi de Ali Osman'ın babasının kuyusuna mı atacağım? Bir de bu arada da ben bir yıl onunla ilgili yalan söyleyeceğim. Ali Osman da bir yıl... Elbiseyi yolladım diyeceğim. Para yolladı diyorum. 6 yıl ya. Evet. 6 yıl. Ya böyle bir... çok açıktı. Ama şimdi ben bir karar eşyasını... beni çok şaşırttı. Ya bir şey söyleyeceğim. Hepsi çıktı adım adım. Eşyalarını almış. Sonra önce dedi ki kargo şirketiyle verdim. Kargo şirketleri araştırıldı. Kargo şirketiyle gönderilmemiş. Bunun üzerine dedi ki yok kargo şirketiyle değil de ben bilmem neyle geldi kendisi aldı. Ondan sonra arabasını yok anahtar, araba anahtarı mevzusu osu busu. Yani artık daha ne? İkide bir para ne? İstedi. Çok para enteresan. Gönderiyorum sıkıntısı var dedi. Yani şimdi ben şunu merak ediyorum bir hukukçu olarak. Hangi gerekçelerle tutuklandı, gözaltına alındı, hangi gerekçelerle serbest bırakıldı? Ne oldu da serbest bırakıldı? Ne gibi gerekçeler oldu yani? Bunu tabii şu anda bilemiyoruz ama. Ya ben biliyorum da şimdi ne diyeyim ben size? Ben biliyorum. Ama buna rağmen tatmin olmadığınız belli o gerekçelerden. Serbest bırakılma gerekçelerinden... Tatmin olmadığınızı görüyorum, hissediyorum. Ya Rami Bey, biz hepimiz burada işte hepimiz burada şey yaptık. Evet. Hepimiz burada çözdük. Evet, evet. Yani. Adli kontrol şartıyla dinlenen tanıkların ifade beyanlarında bazı tarihleri net olarak hatırlamamaları gerekçesiyle. İyi de 7 yıl sonra zaten cinayete kurban gitti ortaya çıktı. Hangi tarihi hatırlayacaklar ki? Dün bana ne yemek yedin desen... Vallahi ben bir düşünürüm yani bilmiyorum düşünmeden lang diye söyleyen var mı? Hadi dünü belki hatırlayayım da bir önceki gün ne yedin desen. Vallahi şöyle bir bugün günlerden ne diye olaya başlamam lazım. Ya. Yani şu gerekçeyle, öncesini... bu gerekçeyle Müge Hanım serbest bırakılmasını ben düşünemiyorum yani. Kabul edemiyorum bak, yani. Bak yine söyleyeceğim. Hala da Samsun'daki Emel Demir'in katili evet. bulunmadı ya. Evet maalesef. Ben mi gittim öldürdüm maalesef. Kardeşim yani. Evet. Onda da taksi şoföründen tut bilmem neye kadar her şey bütün konuşmalar ortaya kondu yani. Yani bazen
ümitsizliğe kapılıyorum. Sonra kendimi yeniden bir topluyorum. Ama bazen ümitsizliğe kapıldığımı söylemeliyim. Yani ben de itiraf etmeliyim. Çünkü çok büyük emek harcanıyor. Bak burada Ganima Hanım gerçekten hani o sadece saydığı birkaç isim ama burada insanlar çok büyük emek harcıyorlar konuların çözümü için. Diyeceksiniz ki sizin işiniz. Tabii ki herkesin işi var ama o işi de yapmak var, yapmak var. Tabii ki herkesin işi. Ama hani o işini sen, ben 6'da evime gideceğim diye de yapabilirsin. Sabah 6'ya kadar hiç uyumadan burada kalıp yayına da çıkıp yapabilirsin. Arada böyle bir fark var işte. Evet. Hani bir işi yapmak var, yapmak var. O yüzden bu programda çok büyük emek var. Gelenlerin, ifade verenlerin, tüm tehditlere rağmen, korkularına rağmen susmayan insanların büyük emeği var. Ve ben böyle bazı gelen sonuçlarla ilgili herkes adına, herkesin bir kere emeğine de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Kabul edemiyorum. Çünkü 2 gün sonra belki beni de öldürecekler kapı önünde. Yani sonu böyle mi olacak? Allah korusun. Yani olmaz ya. Ben kabul etmiyorum bunu. Olmamalı. Kabul edilmesi mümkün değil ki yani. Mantıklı, normal düşünen bir kişi kabul edemez. Edemez yani. Yani her şey... Ya Rahmi Bey, şimdi yani siz 50 yıllık avukatsınız. Evet. Hasbelkader... Ben de bu işlerin içine bulaşmış birisi olarak, evet, eğitimini, evet, almış birisi olarak söyleyeyim. Yani alıp da cinayeti kameraya mı çekeceğiz? Olur mu yani artık? Yani kusura bakmasınlar yetkililer ama biz burada bütün bu çalışmalarla neticeyi elde yani ettiğimiz zaman tecrübelerimizle, bilgimizle diyoruz ki artık her 4 başı mamur, her şey ortaya kondu. Takdir artık verilecek hemen bir şu kararıdır, mahkumiyet kararıdır, tutuklama kararıdır. Başka izah yok mu? Yok. Ve o bizim bu çalışmalarımızı emniyet birimleri, jandarma birimleri de gecelerini gündüzlerine katarak belgelendiriyorlar. Harbiyen yerine getiriyorlar. Ve belgelendiriyorlar. Allah 1000 defa razı olsun, yardımcıları olsun. Ama ondan sonra tutuklamayı duyduğumuz zaman rahatlıyoruz. Seviniyoruz. Fakat sonra da bugünkü belirttiğiniz bir serbest, yani o Çağlayan'da öldürülen, o Çağlayan'da öldürülüp mesela arabanın bagajında bulup eşleştirdiğimiz kadının mesela kocası da serbest. Nazmi Oruçoğlu, o zaman söylemiştik. Şimdi bu, evet, serbest. Nohutları satılan adamla ilgili herhangi bir tutuklama yok. Kocam eve gelecek, beni öldürecek. Polisler 40 Ali Rıza Arduç. Polisler mi benim gelip 40'ımı okuyacak? O zaman arkamdan polisler gelip Fatiha'mı okuyacak deyip kocası evin içine girmesin diye çıngırak, ineğin boynuna takılan çıngırak, kapının yanına çıngırak takan kadının yok katili üzerinden geçti 8 sene. Yemin ediyorum bazen uykumdan uyanıyorum bunlarla ya. Demek ki rüyama giriyorlar. Üzülüyorum. Nasıl yani? Bilmiyorum. Herkes, evet, bence üzerine düşeni ağlıyor. Daha fazla bir şey de söyleyemiyoruz. Yok, söylüyoruz. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok ki. Söyleyeceğim bu kadar. Ben daha ne diyebilirim ki? Başka bir şey diyemiyoruz zaten. Bu kadar yani. Kimseden hani korktuğum, çekindiğim bir şey için söylemiyorum. Bu kadar. Yani söylüyorum, belli. Demin dediniz ya, kameraya mı çekeceğiz diye. Aslında burada sahne çekiliyor. Hepsinin fotoğrafı çekiliyor Müge Hanım. Sonuçta bir de şey yani, duracağım. Biz kimsenin düşmanı değiliz ki. Değiliz. Ben Emel Hanım'ı tanımadığım gibi Emel Hanım'ı öldüren kişiyi de tanımıyorum. Ben hiçbirinizi tanımıyorum ki. Kim haklıysa o çıksın evine, başı dik gitsin. Kim öldürdüyse biz de gitsin. Biz zaten hakkın yanındayız. Yani? Hakkının yanındayız. Hakkının hakkını elde etmesinin mücadelesindeyiz. Yani. Suçu işleyenlerin de hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istiyoruz. Derdimiz bu. Canım sıkılıyor. Derdimiz işte bazen ya. Hemen girebiliyorsak o zaman tamam. O zaman Muğla'ya dönelim. İnşallah bu Muğla'da da yani çok mağdur kişi var. Burada da katil ya da katiller bir an evvel ortaya çıksın da biraz da böyle delikanlı gibi insanlar konuşsunlar. Yazık yani, diğerleri de işlerine, güçlerine, hayatlarına devam etsinler. Hatice Paslı 33, Cahit Paslı 42 yaşında hayata gözlerini yumdular. Bundan 6,5 yıl önce. Hadi bir izleyelim.
Muğla Fethiye'de yaşayan Hatice ve Cahit Paslı çifti 2016 yılında hayvanlarını otlatmak için gittikleri yol güzergahında ağıllarına 50 metre kala önleri kesilerek infaz edildi. Halil Bey demiş ki ben orada yokken bu cinayeti benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar, o zaman ben de atlayacağım geleceğim dedi. O da atladı geldi, iyi oldu. Cinayet işlememiz için bir neden olmadı. O yolu ilk kez kullanıyoruz. Çobanın oraya geleceğini bilmiyor. Kim bilir bunu? Kardeşi bilir, komşusu bilir, köylüsü bilir, akrabası bilir. Biz bilemeyiz. Sizin rahmetler dedi, o ağzı içinde dedi, oğula gelmiştiriyordu, keçiler dedi, motor da dedi, TGA üzerinde Fethiye yönü duruyordu dedi bu şahıs. Ben de dedim ki 8.20'de takılan taksi sen değil miydin dedim. Hayır dedi, o da bir yolcu dedi, onun da hiçbir şeyden haberi yok dedi. Doğru. Bu şahıs bu şekilde anlattı. Ulan benim kalamı düzgünme. Motor ayaklıktaydı, bir oğlak var dedi, motoru dedi. Siz geriye dönüşte mi onların motosikletini park halinde gördünüz? Hayır, giderken. Çiftin evinin önünden geçerken. Evet. Motosikletleri kapının önünde park halinde miydi? Evet. Cahit Paslı, bu cinayet yerine mümkün değil zaten 10 dakikaya varma şansı yok yani. Bura Cahit Paslı, şu bölgelerde kesim sahası var. Bu taksi bu yönden bu şekil aşıyor, Cahit Paslı Hatice Paslı ile beraber çıkıyor. Bak illaki diyor bizim kız şu bölgede karşılaşacak. Karşılaşmadık ama arkadaş. Test sırasında hatta ben bunlarla dedim ki oğlum şu adama bir sorun, bu adam yalan atıyor dedi. Bunların şüphesi şuydu. Bunlar oraya katili bıraktı geldi. Konuşulan konu doğru mu? Evet, tamam. Evet, evet, aynen. İki kişi yan yana çok düzgün bir şekilde yatırılmış. Bu belli ki öyle giderken vurulma değil. Bunlar infaz edilmiş arkadaşlar. Bölgeyi yakından tanıyan görgü tanığına göre aynı araçtaki iki arkadaşın belirttikleri dakikalar doğruysa üç önemli husustan en az biriyle burun buruna gelmeleri kaçınılmazdı. Saat 7.30'da Çalıca'dan çıkan bir aracın Cahit Paslı'nın Hatice Paslı'nın vurulduğu noktaya gelmesi bir saatlik bir zamanın daha altında olamaz. Bir aracın oradan aşağı inme süresinde 20 dakika gibi düşünürsek arada göbek toplama, çobanlarla sohbet, odunları araca konulması gibi mevzuları da düşünürsek eğer bunun bir saatlik bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını net olarak söyleyebilir. Bu saatler arasında mutlaka geçildiyse ya Cahit Paslı'nın motosikletiyle ya onların cesediyle ya da benimle bir şekilde karşılaşılması gerektiğini ben söylemek istiyorum. İddiaların odağındaki şahsın çoban çiftin hayatına son vermesi için Zihni Zor'un aklındaki ismi seçmesinde nasıl bir gerekçe hakimdi? 10.30'u iddia ediyor çıkışını değil mi? Sebebi neyi biliyor musun? 8.20'de takıldığı kamera var ya 2 kilometre alandaki kayıp zamanı kapatmaya çalışıyor. Kimlerle görüştü köyde? Bir saat 40 dakikalık zaman kaybı nerede bu adam? Dağ yolunda infaz edilen karı kocaya hiçbir şekilde rastlamadıklarını savunan iki arkadaşın beyaz renkli araçlarıyla ilgili ifadeleri yıllar sonra değişkenlik gösterdi. Rahmetli bizden önce koyun evine varıyor. Biz aşağıdan geliyoruz. Olay orada oluyor. Çoban bunu görüyor. Tam o esnada bizim araba çıkıyor orada. Bizi şey olarak kabullenip kaçmaya çalışıyor. 5-10 dakika orada bir gecikme yaşıyor. Katil kaçtığında öldüğünün yanına pusuyu kuruyor. Cahit rahmetli de geliyor kucağına orada katlediyor. Benim fikrim ama bu. Ama tamam ama yine tutmuyor. Ya o zaman güvenlik kamerası saatlerinde bir problem var. Bakın saat 8.15'te çocuklar servise binmiş. Tamam anladım yani 8.15'te onlar yola çıkıp da o ağla doğru giderlerken ve siz onları nasıl 8'i 20 geçe i̇şte arada 40 dakikalık mesafe olan yerde güvenlik kamerasına takılabilirsiniz ki? Bizde saatte bir problem var. Senin araba değil mi abi? Değil tabii. Değil. Nasıl yani? Jandarma size hep bu arabayı gösteriyor. Hede misiniz işte? Bu araba bizim değil. Bunun camına bak. Müge Hanım, o zaman iki tane beyaz araba geçersin. İçinde halılar diye gördük dedi jandarma. Bu araba ne? Bu araba renkli camlı. Diyorsunuz ki Serkan Bey buradan geliyor sağdan diyorsunuz değil mi? Siz de buradan buradan devam etmiyor musunuz köye doğru? Evet. Evet. E tamam. Siz yine o katille karşılaşacaksınız bir yerde. Bir tane yol var. Şimdi katil vasıtayla gelmez. Yayan gelir. Yayan gelir o. Aşağıya inen gizli bir yol vardır. İki tane olay var şu anda kafamıza takılan. Ali Varçın'la Ekrem Paslı hikayesi benim aklıma daha yatkın. Cinayet sonrası alınan swab testlerinde de kollarında ve ellerinde barut izi çıkmış. Rahmetli'nin kardeşi ve Ali Varçın'da da. Onların bulunduğu yerden bu bölgeye çoban yolu vesaire bilmiyorum adını inebilecek, yürüyerek inebilecek bir yer var mı vasıtasız? Çok rahat inerler Müge Hanım. Keçi otlatıyor muydunuz dağda? Evet otlatıyorduk. Siz dağdaydınız. Evet. Yani siz çok rahat bir şekilde aşağı inip bunları bekleyip pusuya düşürüp sonradan da yürüyerek kendi evinize çıkabilecek durumdaydınız. Tabii ki. Bu köydeydi ben yalnızdım. Ben oğlumla beraber keçi otlatmaya gittim yukarıya. Yani siz de oradaydınız yukarıdaydınız. Şimdi biliyorsunuz 6,5 yıldır
hani bir araba mevzusu var. Dün en son Adnan abi tam yayın bitecek bombayı patlattı. Bu benim arabamı bilmiyorum dedi ama. Yaşlı kanlı gözlerim biraz almadı. Sonra akşam baktım. Senin arabam abi. Evet. Yaşlı değilsin maşallahın var da. Ya biraz göz körlüğü var yani biraz gözlerim. O hepimizde var. Evet. Ondan sonra ama zaten bu yörede yani bu arabanın benzeri yokmuş yani hani. Hayır. Bir de geçen yok mu var mı zaten kamerada? Çünkü ben biraz psikoloji olarak sınıfta girdiğim için. He. O yüzden yani bir de gözlerim de ala görmeye başladı. Bence siz kendinizi dün anlattınız. Dedim orası biraz... otoban değil zaten. Üst saatte bir araba geçiyor. Beyaz da buna ait. Mümkün mü başka bir arabanın olma şansı? Diyor zaten. Benim arabam dedi işte adam da artık ne desin tamam yani. Tamam kabul ediyor. Saati de belli. Geçti. Saati de belli. Çobanı gitti belli. Şimdi Müge abla... Şimdi, en azından dosyada belirsiz diye geçiyordu. En azından Müge şimdi Hanım, belirlenmiş oldu. Netleşmiş oldu en azından. Müge Hanım. Kafamızda soru işareti yok Müge Hanım şu anda. Yani niye Kadir'de mikrofon yok? Kadir'de mikrofon taksanız. Avni abinin mikrofonunu takın Kadir'e. Avni abiye verin mikrofonu. Şimdi arkadaşlar bugün aslında biraz da gelin şu Ali Varç'ını da konuşalım. Siz de bu konuda bildiklerinizi anlatın. Hep aynı kişilere saldırmayalım. biraz da başka kişilere kısalım. Şimdi Ali Barçın'ın hikayesi enteresan. Ali Bey, sen şimdi burada böyle hani sakin sakin oturuyorsun ama ya senin hakkında anlatılanlar pek öyle değil. Yani sen bu kadar sakin bir hani tablo çizmemişsin o cinayet öncesinde. Şimdi en başa dönersek siz çok mutlusunuz Hatice ve Cahit Paslı çiftiyle. Sen de değil mi Sündüz? Sen de Hatice'yi seviyorsun. Değil mi? Hatice çocukluktan arkadaşım zaten. Çocukluktan arkadaşın. Evet. Siz de Cahit'le çok iyi anlaşıyorsunuz. Evet. Değil mi? Ne kadar sürdü sizin bu arkadaşlığınız yani bu çiftle? Ya, 2 yıl beraber durduk Müge abla. Yani. Peki bu 2 yıl beraber durduk derken siz 2 yıl boyunca hep orada mı yaşıyorsunuz yoksa gidip geliyor musunuz? Gidip geliyoruz. Yazın yaylaya, kışın da sahile geliyoruz. Yani siz kışları mı nerede oturuyorsunuz? Evet kışın oraya geliyoruz. Bunlar o bölgeyi 6-7 ay kullanıyorlar. Ondan sonra başka bölgeye... Yazın mı kullanıyorsunuz, kışın mı? Kışın. Kışın kullanıyoruz. Kışın sahil. Orası soğuk değil mi? Hayır, orası sahil. Orası sahile kaçıyorum. Yani denize yakın dağlık bir alan. Denize yakın, orası daha ılıman. Daha ılıman geçiyor. Fakat 2 yılın sonuna doğru bir aranızda bir problem başlıyor. Şimdi önce şunu soracağım. Şimdi Ekrem Bey de Cahit Paslı'nın erkek kardeşim. Evet. Sonra sizin kardeşiniz Ali ile problem yaşayınca... Siz nasıl Ali ile samimi oldunuz? Hani şahsen benim kardeşimle problem yaşayan biriyle ben bir daha samimi olmam. Mesafe koyarım. Yani evet. Hani bakarım duruma. Belki taraf tutmak istemediğim bir durumda olabilir. Olur ya hani kendi aralarında bir şey. Ama taraf tutmam gereken bir olaysa tutarım da açıkçası. Hı. Kardeşimi konuşmadığında ben niye konuşayım? Ama bunlar öyle bir kavgalar yoktu bununla. Şimdi mal çalınıyor. Çünkü 2-3 çoban var orada bunların biri çalıyor demeleri vardı ama. Biz bu taksi çıktı. Taksi çıktığında dosyalara da geçmediğinden biz bu dedik. Bunda bir ondan bahsetmiyorum. Herkes şimdi... beni yanlış anladı geldiğimde. Şimdi dediler ki Cahit'ten çocuğu var. Benim çocuğumun doğum yılı da belli. Şeyi de belli. Cahit'in ölüm yılı da belli. Cahit'le beraber. Cahit'le tamam mesajım şunun bunun vardır. Ama Allah rızası... Kim dedi çocuğun Cahit'ten diye? Suna dedi. Bu arada röportajda duydum Suna ben de. Ben de şok geçirdim yani. Bu da köyde söylenen dedikodu Müge Hanım zaten. Dedi diye bir şey yok. Ablam hatta bir iddiadır bu. Ha, demiştir yani dedi yani ablamın hatta bir iddiadır bu. Ama o da kulaktan kulağa duyulan şeyler yani bunlar. Yani ablam mı yani? En büyük ablamız yani. Ha, yani öldürülen Hatice'nin kız kardeşi mi dedi? Abla evet. Sündüz'ün evet. çocuğu evet. da Cahit'ten. Röportajda herhalde vardı evet, zaten Müge Hanım. Şimdi bizim Cahit'le şey etmemiz yani beraber konuşulmamızda bir gün bir aradı. Arkadaş dedi benim yaylam yok dedi. Beni kabul eder mi dedi. Bu da geldi kabul etti. Beraber yazladık. O erken gidiyor çocuğum okula gidiyor diyor. Ben ikine annem gibi baktım ben geç iniyorum. Bir sene mesela kızlar gitti orada ormandan ceza yediğimizden biz o zaman cettik Cahit'in yukarıya benim yanıma gel dedi bizim yanımızı rahat dedi. Oradan neyse işte biliyorsun Cahit'in huyunu ben aynı köy çocuğuyum. Yalnız eşim başka köyden. Ondan sonra Cahit'in şeyleri şey etti ben aynı söylediğim gibi sen seviyor şu bu mesaj bayağı şey ettim.
Yani Cahit sana mesajlar attı. Ha, ben. Kesildi mi? Oradan ben bunu ne etmek, hani bir insan sevdi. Ağzından öyle çıktı yani, hani şey olsun diye. Bir sevdiği kadınla düşse kalsa, ölse de o adamın kızı ben bununla düştüm kalktım diye anlatmaz. Anlamadım. Hani bir insan bir insana düşmüş, hani beraber olmuşsa. Beraber olduysa ölse de onu anlatmaz. O herkese mahsus değildir Müge Hanım. Bak bir. Herkese mahsus değildir tamam. O hani. Bunu taşıyan vardır, taşıyamayan vardır. Onu hani saklar demek istedim. Şimdi bu ama derdi, pek hayatım şöyle ama şöyle burada diyor, pek saklayabilecek durumu da olan da yok bizim aramızda yani. Anlatırdı ben seslenmedim öyle dinlendim. Peki bir dakika. Cahit, bayağı şey. Bir dakika dur. Cahit o sizin mesajlaşmalarınızı falan anlattı mı sağa sola? Eli anlatmadı. Hı. Bana anlattı bilin. Bana. Sadece kardeşim Şuayb bana söyledi. Şuayb'e anlattı. Şuayb de bana söyledi. Sen dedi böyle böyle dedi. O da dedim ben sen dur. Bu daha neler çıkacak dedim. Bak şimdi, bir dakika. Evet, evet Şuayb cevap versin evet. Bunun işi bizim rahmetli anlattı bana böyle böyle işimiz var diye. Bunlar daha önceden bir dönem zaten dağda kaldılar. Hı. İki defa dağa geliyor bunlar yani. Önceden bir dönem zaten yaydı kaldı. Ondan sonra Kızlan'a gidiyor. Heh. Kızlan'dan sonra bir dağa geliyor. Tekrardan dağa. O zaman biz Cahit'in yanında yoktan yukarı gidiyoruz. Cahit dedi ki Ekrem'le bunun işi var. Gülcan'la Ali Vahç'ın işi var. Bunlar bir kanka şey oldu. Ben de dedim ki buna eğer Ekrem'le işiniz varsa dedim ben mesafe koyayım. Bak dedim ben buna da demiş Cahit demiş ki videonuzu çekeceğim demiş. Bu bana söyledi. Elinden geleni ardına koyma. Bu da dedi bana elinden geleni ardına koyma dedi. Bak dedim ben iyi olmaz bu aile dedim. Bir şey söylesin bir dakika. Evet. Cahit Sündüz'e mi demiş ben senin videonu çekeceğim? Evet. Yakalayacağım sen de videonu çekeceğim. Ben de elinden geleni ardına koyma dedim ben. De buna dedim ki varsa bir mesafe koyun. Bir dakika burası çok önemli. Cahit Sündüz'ü kiminle çekecekmiş? Ekrem'le. Yani biz bununla geziyor diyorlar ya, bununla bizi çekecek. Ama aslında Cahit seni Ekrem'den kıskanıyor. Öyle düşünmüş yani ama biz... Ekrem sen de niye kendi abin mi senin Cahit kardeşin? Ufa. Sen niye biz kardeşinin beraber bunu, olduğu kadına yanaşıyorsun ki? Onun yani ilişkisi duymadım. Vardı biz duymadık. Sen söylemedin mi? Kime? Ekrem'e. Yok. Senin söylemen lazım. Sen bana işte, nasıl yanaşırsın? İşte bak, demek istediğim bak kendi şeyden. Müge abla. Neyse. Ben de ama bu konuyu bitirsin. Evet. Ben de bu konuyu bildiğimden dedim ki şimdi dedim iyi olmaz iki kardeş birbirine düşmesin dedim ben. Siz dedim ben aranızda bir şey varsa mesafeyi kurun dedim. Bu dedi ki Ekrem abime hiç benim bir mesafem yok dedi. O abim gibidir benim dedi. Hı. Böyle kapandı mevzu. Şurup. Böyle bir işlerimiz vardı. Ama ben sana ben söylemedim. Ama sen de desem olay çıkacak. İki garip yani bir şeyler olacak diye ben hanımına demekte bulundum. Çünkü sana desem ortalık karışacak. Yani biz bu ara gelmesek ki, biz bunları da duymayacaktık öyle mi? İki kardeşine dedim ben. İki kardeşi. Bilmiyor muydun? Sana bunları jandarma da sormuş ifadende. Bilmiyor muydun? Burada duyuyormuş gibi ama Cahit'le ne işi yani olduğunu biliyor. Bu da. Ben bir de Ekrem'in. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu programda konu taraflarının bilmediği hiçbir şey duyurmuyorum. Sonuçlar dışında. Hepiniz de biliyorsunuz. Hiç kimse kendisini ama köyde bütün anlatılıyor. Ben burada yakınını arayıp vefat haberi alanı bile dışarı çıkartırım. İki blok geçer. Kendi yakınlarına da haber versinler. Ondan sonra alır burada konuşurum. Ben kimsenin bilmediği böyle özel konuları hiç dile getirmedim. 15 yıldır getirmedim. Anlatabiliyor muyum? Artık kendimi de ayrı bir yere koyacağım yani sözlerimle. Zaten izleyen biliyor da. Neyi bilmiyordun sen? Ben Semra'yla bunu... Ya nasıl bilmiyorsun? Bütün herkes biliyor. Bir tek sen mi bilmiyorsun? Cahit'le olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun? Jandarmada şey. Gerçekten bilsem Cahit'e kesinlikle yanaşmazdım ya bu şekilde. Jandarmada sormadılar evime mı sana? Evime bile getirmezdim evime. Jandarmada sormadılar mı sana? Jandarmada böyle bir şey var mı? Sordular ama ben bilmediğim için. Niye sordu için sana jandarma? Durup dururken mi sordu? Şimdi jandarma bana alıp ben evli barklı kadın olsam polis ya da jandarma. Ben jandarma bana sordu. Nasıl Hatice'yle sorabilir? Senin... Nasıl sorabilir böyle bir şeyi? Hatice'yle senin bir ilişkin var mı diye sordu. Ben de yok dedim. Yok da. Tamam Sündüz'le de Cahit'i sordular. Onu sordularsa buna sormuşlardı. Bana soracaklar hali yok. Yani illaki bak okumuyorum ayrıntılarını. Bunu bile okumuyorum. Biz Cahit'le ortak olduk. Sana sormuşlar.
Cahit Paslı. Şimdi Sündüz'ün kimlikteki adı Semra Varçın. Cahit Paslı eşinizle hakkında çıkan dedikodular hakkında bilgi ve görgüleriniz nelerdir? Yani Cahit Paslı ile eşiniz hakkında çıkan dedikodularla ilgili bilgi ve görgünüz nedir demişler. Sen de demişsin ki biz Cahit'le ortak olduğumuz zaman Cahit bana bak biz arkadaşız. Senin eşin Bayram Alagöz'ün oğlu İsmail'le geziyor dedi. Dedi. Ancak dedi. Ben inanmadım. Ben hanımıma güveniyorum. Ayrıca benim eşim Cahit'in ailesinden duymuş. Sözde benim eşim Ekrem Paslı'yla düşüp kalkıyormuş. Bunu bana eşim söyledi. Ben inanmadım. Daha artık yani her şeyi öğrenmişsin. İnanmadım. Ya inanılacak bak, bir sözler. İnanıp inanmamak tabii eşin ki. Eşin söyledi sana bunu? Müge Hanım bunlara inanamıyor da madem. Keçilerin Cahit'in çaldığına nasıl inanıyor? Duyduğuna nasıl inanıyor? Yani kulaktan duyma şeye nasıl inanıyor o zaman? Keçiler Cahit çaldı dedikler zaman buna nasıl inanıyor? Keçileri Cahit çaldı dedi yani. Nasıl karınla yok. Geziyor dedi. Sen de inanmıyorsun. O olay bana döndü mü ben inanmayayım. Öbür tarafa döndü mü ben inanayım. Olur mu böyle bir şey? Mantık var mı yani? 5 yaşındaki çocuğa sorsan inanmaz buna. Ben inanmıyorum. O zaman hani hırsızlığı Cahit yapıyordu. Ya ben Mithat'la Cahit'ten şüphe ettim. Yok, hani nerede hırsızlık yine devam ediyor? Ben Mithat'la Cahit'ten şüphe ettim. Yukarı ben ilk yayında sorularımı sordum Ali Bey'e. Daha ben hala yanıtımı alamadım. Alacağız şunu bugün. Yani 15 gün önce silah kayboluyor. Silah kaybolduğunda oraya da geleceğim. Bakın bu ifadenin... Bir dakika arkadaşlar. Bu ifadenin alınma tarihini size söyleyeyim. 9 Mart 2016. Yani şimdi bu program olmasa biz duymayacaktık diye hiç... Olay günü yani. ...şey yapma... Yani, abla gerçekten Allah için konuşuyorum. Gerçekten duymadım. Ya bu sözler duraydım ben işte bu hanımı boşaldım. 6 yıl önce duydun. Bu arada toplumun içinde konuşuyorum bunu. 6 yıl önce duydun işte. Gerçekten 3 tane sene çocuğum var. Sene 2022 sen 6 yıl önce duydun. Bak sen bu ifadeyi 2016 yılında vermişsin. Ya Cahit sana dedi onu Cahit. Sana burada her şey sorulmuş. Cahit dedi. Tamam işte Cahit Paslı tamam, ile eşiniz... Semra Varçın hakkında çıkan dedikodular hakkında bilginiz nedir diye sana sorulmuş. Ha, çıkan dedikodular gelmiş. Çıkan dedikodular. Ya şimdi İsmail buraya arkadaşlar burada bu nerede alınmış bu? Burada insanlarla önce bir konuşuyorlar. Biz de gidip savcıya ifade veriyoruz. Merkez Jandarma Komutanı zaten 3 ayrı ifade vermişsin. Önce konuşuluyor. Sonra soru cevap şeklinde tutanak haline getiriliyor. Yani konuşuluyor öncesinde. Bak bu senin için bunu söyledi, karın için bunu söyledi. Sonra da tutanak haline getiriliyor. Şimdi burada tabii her şeyi de adladınca yazacak halleri yok. Kibar kibar sormuşlar. Karınla çıkan dedikodular hakkında ne düşünüyorsun? Ama Cahit Paslı, İsmail Güzel'le geziyor senin galiba. Ben inanmadım buna. Ya inanıp ya inanmamak sen, senin Cahit sorunu. Paslı her senin yalan eşin, dedi ama doğrudur dedi. Cahit'in arabasına, senin eşinin motosikletin arkasına bindi. Cahit'in motosikleti değil miydi? Evet. Daha ne? Sen demedin mi? Biz oradan gelince iki kişi, iki ayrı çift eşlerimiz birbirimizin arkasında motosiklete binince köylü de dedikodu yaptı demedin mi zaten programı? Doğrudur. Tamam, biliyorsun işte. Yuga Hanım o olayda doğrudur. Cahit kardeşim biliyorsun ama işte. Ama bunu böyle geldiğimizden dedikodu yaptılar diye şey diyorum ben. Yuga Hanım o tamam, zaman kardeşim de geldiğinizden dolayı. Bir dakika dur. Motosikletle geldiğinizden dolayı dedikodu yaptılar. Kim, öyle anlattın biz, ya kim, sen. Kim dedikodu yaptı? Sen dedin ya eşlerimiz dedim birbirimizin arkasında oturunca... Biz de köye böyle gelince köy dedikodu yaptı demedin mi burada? Evet. Tamam. Evet, daha Cahit o sırada öldürün demişti. Ne şimdi daha burada duymuş gibi yapıyorsun? Çıkmış işte o zaman dedikodu zaten. Çıkmaması zaten mümkün değil. Yani bu sizin köyle alakası yok. Bak ben sana söyleyeyim. Biz şimdi burada oturuyoruz ya ATV'de. Şimdi böyle ben karı kocalar görsem birbirinin motosikletiyle gelseler... Konuşmam dersem Allah beni çarpar ben... Yani normal bir insan olarak... Ne oluyoruz olarak, dersiniz? Her şeyden önce ne oluyor yani dersiniz? Yani belki biriyle bunun dedikodusu... Mesela benim annem bunun dedikodusunu bir başkasıyla yapmayacak bir kadındır ama kendi içinden geçirir mesela. ben Sevcan'a bir sorarım. Sevcan da ya benim gözüm de çok görmüyor senin gibi abi. Derim ki hangisi hangisinin karısı? Niye onlar birbirinin motosikletine binmiş gelmiş diye? Sorarım yani şimdi niye kendimi... Abla bunun sırtında odun vardı. Ya ne odunu be? Odun da zaten kendi odunu değil. Sen ne kadar ne desen ne? Bir saniye. Motora bin dedi Hatice'ye. Hatice bin dedi Semra'ya. Tamam kardeşim. Abi bak ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bilmiyorum bu ülkenin hani yetişkin erkek nüfusu 20 milyon vardır. Tamam mı? Evet. Yani bana kalsa 20 milyonun 20 milyonu derdim. Ama hadi bir içinden 100-200 düşeyim. Kimse bindirmez karısını başka adamın motosikletinin arkası.
Ya, ya bindiren adamı da bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bindiren adamı da kadın zaten o gün boşasın. Ha aha da yazıyorum altına da imzamı atıyorum. Allah, kusura bakma çünkü aslında kadının erkeği, erkeğin de kadını eğer çiftsen birbirlerini koruyup kollama yükümlülüğü de vardır. Mesela ben bazen bazı şeyleri akıl edemeyebilirim bir kadın olarak. Bir erkek olarak da rahmetin deyimiyle. Yani karşısındaki kişiyi uyarma durumu vardır ya. Tamam sen iyi niyetle bunu yapıyorsun ama yapma. Evet. Bak bunun lafı olabilir. Kadınlığını erkeğine karşı gösterecek. Erkek de erkekliğini birbirini uyarmak da gerekir. Hayır, tabii. Ben hep demiyor muyum? Adamın getirdiği paraya da bakacaksın. Yani yalnız sevmek, yalnız sevişmek, yalnız birbirine yakınlık göstermek kafi değil. Kollamak mevzu da sevmeden daha önemli. Onu korumak daha önemli. Ona gelecek olan her türlü duruma set çekmek çok daha birinci vazife. Zaten hayır, hayatı Rami paylaşmak Bey, bu değil mi ama ya? Ama Rami Bey biz bunu arkadaşlar arasında da yapmıyor muyuz? Gayet tabii. Mesela bir şey olduğunda hani ama Rami Bey bak şöyle anlarlar. Bir şey oluyor Rami Bey diyor ki şöyle yapayım mı? Ben ona diyorum ki böyle yapayım mı? Şimdi evet. Akıl akıldan üstündür. Yani birbirimizi her, gayet tabii konuşuyoruz. Şimdi siz nasıl zaten o odun sizin odununuz değil ki. Zaten odun Hatice'nin odunuysa. Evet. Hatice de bağlasın kendi odununu sırtına. Binsin kocasının arkasına köye gelsin. Odunu bu sarındı. Niye niye? Bu sarıldı bunu. Niye? Ya orada yanlışın abi bilmiyorum değil. Sen de karına demiyor musun? Niye sen olduğun sırtına sarıyorsun da biniyorsun Cahit'in motoru? Sonrasında da işte kadın yürüyor. Senin motorun da arkası bu dağda yayıyor. Yükseldik senin motora bindi. Sen orada anlamadın karıştırdın. Ya motorlar değil de Müge Hanım şeylere yani yükleri değiştiler. Olay çözülecek zaten. O ben bu dağ sarman dedi. Yani yükleri değiştiler sıkıntı yok zaten problem yok yani. Hatta ben dedim bu dağ ben sarman. O ben sarmacan dedim. Ama sen dedin ki Sündüz abla ben Ali abinin motosikletinin arkasına bineyim mi dedi bana. Ben de bin dedim. Bir saçına yapışmadı ya mı? Sen niye şey benim kocamın motosikletinin arkasına biniyorsun diye. Ya. Abla tamam. Biz bir yerdeyiz. Ya o zaman öyle bir şey düşünmediniz ama madem neden hırsızlığı yapıyorsunuz? Böyle cadı gibi falan görünüyorum tamam, herhalde. Yani cadı tamam önce kardeşim de sonra niye hırsız sen, olarak tuttunuz? Bu insanlara niye hırsızlıkla suçladınız ya? Dur abi ya. Kendi motosikletin arkasına bindirdiğinde... Hanımefendi de Cahit'in motosikletinin arkasına bindi. Ve sen aradan geçen bir müddet içerisinde Hatice Hanım'la özel bir ilgi kurdun. Özel bir birliktelik yaşadın. İlgim yok. Sündüz Allah de, için konuşuyorlar. Hatice'nin kılına dokandıysam bu şeyin içinde ne kadar insan varsa günahını ben çekeyim. Sündüz bak, de Cahit'in kadar... arasında ha. oluyor. Cahit Sündüz'e. Rahmetli Cahit Sündüz'e yazıyor. İşin enteresan tarafı zaten onların aralarında işte bu keçi meselesinden tekeye taktım ya. Keçi meselesini husumet doğunca evet. bu sefer Ekrem'le karısı onların yanına gidiyor. Bu sefer onların da dedikodusu çıkıyor. Bu sefer de Ekrem'le Sündüz'ün dedikodusu çıkıyor. Evet. Cahit de abisiyle dedikodusu çıkınca diğer erkek kardeşine gidiyor diyor ki bak şimdi de diyor Sündüz'le Ekrem'in dedikodusu çıkmış. Anlatıyor. Evet. Sonradan da gidiyor gene bu öldürülen Cahit Sündüz'e. Diyor ki senin onunla videonu çekeceğim. Herkese yayacağım diyor. Yani aslında kıskançlık yapan Cahit oluyor. Başlıyor şantaja. Bu da kendi kardeşinin beğendiği kadına yazmış oluyor. Evet. Artık geri kalanını Ali anlatmayayım. Ali Varçın'a göstereceğim diyordu yani. He? Ali Varçın'a göstereceğim diye şey yapıyordu. İspatlayacağım diyor ilişkiyi. Gösterme diyordum ben olay karışacak diye hanımına dedim ki. Bizim Ekrem de bu işi biliyor diyerekten ben abime diyemedim bu konuyu. Şimdi mesela acaba öldürülen Cahit gerçekten bir video çekti mi? Biz şu an bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii. O da dedi Ali'ye ben göstereceğim dedi. Bunları dedi ne ettiriyorsun bak bir dedi. Sen bana. De o zaman Ekrem'cim kendi Sündüz'e kardeşini eğer seninle Sündüz'ü çektiyse sen de kardeşini öldürmüş çektim olabilirsin. Ya. Bak bunu ben söylemiyorum. Bunu köylü söylüyor. O yüzden zaten... Zihni Bey şu araç meselesini konuştuğu zaman sen alkışlayıp ağladın. Evet. Herkes beni suçlu biliyor. Evet. Ben temize çıkayım diye. Yani evet. bu programda ben konuşmuyorum bunu. Zaten konuşulan bir şeyi aktarıyorum. Şimdi ben nereden bileyim Cahit'in ikinizin videosunu çekip çekmediğini ya da kim nereden bilsin? Şimdi Ekrem'le benim Ekrem'in kardeşi ölen. Hı. Benim Ekrem'le bu adamı öldüreceğim tarih yazar mı?
Niye? Ama şüphelerimiz var. Senin silahın kayboluyor. Sen 15 gün önce ya silahın kayboluyor. Bunu şahibe söylüyorsun, ekleme söylüyorsun kardeşim. Bir cinayet işlemek bir zaten mantıklı kardeşim, değil kardeşim, sen silahın kayboluyorsa. Keçilerin mantık çıkanı... mı? Adamın kardeşi ölüyor. Arkadaşım, biz burada Mügar'ın programında nelere şahit olmadık ya? Nelere şahit olmadık? Kardeşini öldürdün, babasını öldürdün, annesini nelere şahit olmadık ya? Evet. Bizde yazmaz kadın böyle bir şey. Ben arkadaşım... Arkadaşım siz de, işte siz kardeşim dediğini, kardeşim diyordun iki yıl önce, sonra hırsız tuttun. Sonra işte yani olay oldu da yani. Anladın ya, mı? Cahit'in yanına yapar gitmeyeyim ben. Ben iki yıl önce kardeşim dediğimi sana, Cahit iki yıl sonra hırsız... Arkadaşım hırsız diyen Mithat da dedi. Bak bir burada bak her tamam, şey. Tamam arkadaşım ben, işte. Bak Mithat da dedi. Cahit mal çalıyor dedi. Hırsız hala devam ediyor. Cahit gibi dedi Mithat. Bu adam yerden para kazanıyor. Dedim demedin ki. Bana Mithat... Şey çalıyor, Cahit keçi çalıyor. Memur gibi dedi mi demedin? Ali dedi, Ali, Ali. Sen de dedin, ben senden dedi, duydum. Ali dedi. İşte evet. Bu söylemi dedi, ispatlayın Ali. Ali. Ali'nin ikiniz ispatlayın Cahit'i. Evet. Hep Ali dedi. Abi ben hırsız tutuyorum. Dur, gene şey konuşuyor. Bak, Müge abla. Müge abla. Bak, ikisi ispatlasın. Bak, Cahit'i hırsız dedi. Ben duydum. İşte ikisi de ispatlasın. Müge abla. Hırsızlık ben hırsız bakasınlar Müge abla. Bademli'den, Bademli'den Yüksel Ak diyen bir şahıs zaten bu bizim biladen iki tekesini çalıyor da bu Ali'yi arıyor, ben varıyorum. O anlarda zaten bir mahkeme. Abi ne tekesi ya? Tekeyi boş verin. Tekeyle falan işimiz yok. Başka şeyler olmuş. Ne tekesi? Ne tekesi yani? Hala tekedesiniz. Abla bunlar bilecek. Cahit'i gördüm. Bak Mithat da bilecek. Ali de bilecek. Bak bu arada... Bak bunlar bunu bilecek. Nazar Birsen çok teşekkür ediyorum canım. Asla cadı falan değilsiniz. Siz şeker gibi tatlı bir kadınsınız demiş. Güzel şeyleri okuyorum. Ahlaksızlar cadı der. Ahlaklılar melek şeker gibi kadın der diyor. Bak çok teşekkür ederim. Bunu ben demiyorum canım. Bunu... Koyalım şeye. Sağ olun efendim. Şimdi, hayır bakın arkadaşlar ben normalde gerçekten olabilecek bir şey söylüyorum. Ha bunu söylerken gidip hani motorla dünyayı gezenler var. Başka yani bunu hobi haline getiren, iş haline getirenler var. Ben bunun için hiç söylemiyorum. Hani oğlunun arabasına binmiş. Yani burası Suudi Arabistan değil. Ben hep şunu söylüyorum. Ben kadın erkek hep birlikte bu hayatın içinde omuz omuzla yan yana dostça, arkadaşça, en samimice... Yaşamamız gerektiğine inananlardanım. Benim en yakın arkadaşlarımdan biri Üner'dir. Ama Üner'in erkekliği kadınlığı değil benim için önemli olan. Üner benim, o benim için cinsiyetsiz, o benim arkadaşım. Ben onu motosikletimin arkasına bindiremiyorum. Yaz, ben sürüyorum yaz motosikleti. Yani anlatabiliyor muyum? Ondan bahsetmiyorum. Ama bazı şeyler var, bazı yerlerde olmaz. Yani ben Antalya'da şortla dolaşırken ne bileyim... işte Suudi Arabistan'da değil mi? Aynı şortu giymem. Yani giyilecek her şeyin giyilecek yeri vardır, yapılacak yeri vardır, ortama, giyilecek vardır. Ortama uymak ortama uymaktır. Gayet ortama tabii. Uymaktır ya. Gayet şimdi tabii. O ortam sizin ortamınız. O köyden bahsetmiyorum. Burası da öyle falan. Yani bunlar yaşanmadığı müddetçe biz bu ilişkilere bakarız ve siz bu dedikodunun böyle olduğu zaman çıkacağını tahmin etmediniz mi? Sündüz Allah aşkına bir kadın olarak söyle. Böyle geliyorsunuz eşler değişmiş köye. Bunu görenlerin bunun dedikodusunu yapacağını tahmin ettin mi etmedin mi? Bizim Allah için söyle. Köye ince köye inip de görecek bir tek kişi var. O da Emine Engel. Ben bilmem. Emine Ayşe Fatma. Gördüğü zaman dedikodunuzu yapar mıydı yapmaz mıydı? Yapardı. Bu Emine teyzenin dedikoduculuğundan değil. Olay enteresan. Yapar. E tamam. Peki o zaman siz bu dedikodunun çıkmasını göze aldınız. Aldın göze. Üstelik Cahit sana mesaj atıyor diye rahatsız olduğunu söyledin az önce. Peki rahatsız, adam sana mesaj atıyor rahatsız oluyorsun. E niye motosikletinin arkasına binip dedikoduların çıkmasına neden oluyorsun? Ya da o adama cesaret veriyorsun. Bir de cesaret veriyorsun adama. Adam seni rahatsız ediyor. Müge abla. Onunla kesersin ilişkini. Niye araya mesela, mesafe koyarsın. Niye mesafe koymuyorsun? Koyduk işte ayrıldık. Hı. Ayrıldık. Nasıl? Ayrılmamışsın işte. Gelmişsin köye dedikoduların. Ya işte ondan sonra ayrıldık biz. Ha, o motosikletten sonra mı sana mesaj atmaya başladı? Ya onu orasını hatırlamam. Hayır, yok Müge Hanım sürekli binermiş bu motosiklete. Cahit'in arkasına biner geldim. Sadece odun işi hariç zaten. E peki sen kendi kocanı kıskanmıyor musun Hatice'de? Ben Hatice'nin bir şeyini görmedim. Ben kıskanmadım ki. Hiçbir şeyini görmedim ben Hatice'nin. Abim dediğinden başka bir şeyini görmedim. Şimdi öldü diye arkasından konuşmayalım. Müge abla ben Cahit'ten şöyle şüphe ettim.
Bak, sen herhalde ben kocanın, kocandan senin şeyin yok. Yukarı gittim. Kocanla ilgin yok demek. Yukarı gittim de çocuğun yanına göçtüm ben. Tamam mı? Acaba kocasıyla ilgisi yoksa insanın kimle ne yaparsa yapsın hani. Akşam sabah kapatıyorum Cahit'in hayvanlarını. Ama ondan mı gittiğinden mi kızdı da bana bu hayvanlar acaba çalıyor diye böyle aklıma geldi. Allah'tan abi sen hala hayvan çalmasındasın abi ya. Gerçekten yani şimdi sana da bir şey söylemiyorum. Adam senin nelerin çalınmış haberin yok. Hala daha tekem çalındı diye geziyorsun ya. Beni de zorla kötü kötü söyletiyorsun. Ben mesela silahı kaybolur. Silahı kime soruşturmuş? Nerede araştırmış silahını? Kime söylemiş hay başka? Silahını çalındığını? Ben şuruba söyledim. Şu en yakın şurup var bana. En tamam. Yakın şurup var. Ali. Sonra o silahı da söyledim. Bayrama da söyledim. Mithat'a söylemedim arkadaşlar. Ben Mithat'tan şüphe ediyorum. İşin harbisi. Tamam mı? Ben Mithat'a söylemem. Peki sen bu arada Ekrem. Silah kayboluyor ya bunun arkasını arıyoruz. Kim çaldı? Silah diyeceğim bir saniye. Silah kaybolunca niye araştırmıyoruz arkadaşım? Nasıl gidersin de? Müge abla, Müge abla. Silah işi şöyle. Ben silah çalındığında geçsem de karakola. Ali Bey, Ali Bey. O silah meselesi senin anlattığın gibi değil, o yüzden durun diyorum. Ben şimdi anlatacağım size ifadelerle. Sen nasıl o zaman gidiyorsun da kendi kardeşinin mesaj attığı kadına sen gidiyorsun? Ben zaten bunların Cahit'te işi vardığını bilmiyordum. Sormadın mı? Sormadım. O sana söylemedi mi? Bu bana hiçbir şey söylemedi. Bu demiş ki Ekrem'le benim işim var demiş. Kim söylemiş bunu? Sündüz mü söylemiş? Sündüz söylemiş. Kime söylemiş? Orada dosyada ben baktım. Kime söyledin sen? Sen mi anlattın yani? Dosyada yazmış. Ekrem'le benim ifadesinde işim vardır, vardır. İfadesinde. Ha, ifadesinde. Evet. İfadesinde vardır. Ben başka bir yerden bir şey duymadım. Ha? Ya Müge Hanım, Müge abla şöyle, Müge abla, şimdi Ali Varçın teke satmaya gidiyor ya kurbanlıkları, o esnada zaten Cahit'i çağırıyor ya. Düz. Büyük ihtimal yayla, öyle bir dedikodular çıkıyor herhalde, büyük ihtimal benim görüşüm öyle. Oğlum sen kavar mısın? Yani kurbanlık bilmem, satmaya öyle bir şey gittiğinde... Bizim rahmetli anlattı bana. Konuşulmaz. Bizim rahmetli anlattı bunlar bana. Bunlar olmasa konuşulmaz adam. Böyle ha, konuşur işte. Zaten biz buraya dedikodularla geldik. Olmasa konuşulmaz. Biz buraya dedikodularla geldik zaten. Bana dönün. Şimdi... Ay Allah'ım yarabbim gerçekten. Müge Hanım bunlar karakola ifade vermeye gittiklerinde bu ilişki mi anlatmaya gitmişler, cinayet için mi gitmişler? Bunu bir aydınlatması şimdi gerekiyor. Şimdi cinayetin... Bunlar cinayet anlatmamış. Bunlar başka şey anlatmışlar şeye. Sebep araştırılıyor. Cinayetin bir sebebi var. Sebep araştırılıyor. Yani ben de hiç bayılmıyorum. Bana ne yani? Kim kimle ne yapmış da cinayetin sebebi ne? Evet. Durup dururken de kimse sonuçta kimseyi öldürmüyor. Sonuçta sen şüphelisin, ben şüpheliyim yani. Hepimiz ifadesi alınacak abi burada. Abi sen de abi olarak bunların bir kulağını çekmedin abi mi? Abi ben duymadım ya? Önce. Ben dosyada okudum da şey yaptım, inandım. Daha önce duydum ama inanmadım. En uzak Mustafa abi var bunların. Benim hiç haberim, haber yok. Aynı, ikimiz de haber yok. Uzaktan duyuyoruz. En uzak dedim, yani sen varsın. Ben otelde çalışıyorum, bu çocuk otel çalışıyor. Şuayip, Ekrem zaten dağda çoban zaten. En uzak Mustafa abi var. O da işince gücünde bir adam zaten. Hani bu detaylar bilmeyebilir yani. Mustafa başka sektörde çalışıyor. Bunlar ayrı sektörü yapıyor. Bunlar sektör ayrı, bizim sektör ayrı. Sen duyunca iki, sen en küçük müsün? Evet. Sen demedin mi abilerine ne yapıyorsunuz siz diye? Ben abime demedim, şöyle demedim. Niye? Onun Cahit ne acaba biliyor mu diye? He? Cahit ilişkisini biliyor mu diye? Bir de Sündüz bizim ilişkimiz yok dediğinden ben ondan güvendim yani işler yok diye. Sonra bir de dedikodu o şekilde ya, çıkınca. Ya ben de orada şeyden hu böyle sen böyle ne yazarsanız yazın dedim ben. Bu Müganlı'ya çıkacaktı. Çıksın dedim ben. Ya, yeter ki bari. Ben Ekrem abime abi diyorum dedi. Diye, yazın diye bir şey abi var ya. Abi dediğimden başka bir şey demiyorum dedi. Bizim işimiz yok deden de. Ben o zaman şey yaptım. Ya, sen jandarmaya ne yazarsanız yaz dedi. Allah'ım ya. Jandarma beni öldürdüm desin. Jandarma böyle bir şey yazar mı ya? Bir dakika ya sen jandarmaya ne yazarsanız yazın. Yeter ki çıksın dedin. Jandarma da bunları. Ne yazarsanız yazın dedim ben. Millet beni kötü isim varsın dedim. Yeter ki dedim ben iki tane bu cinayet çıksın dedim ben. Bu benim babam öldüğünde dedim ben onun kapısını vurdum. Benim malıma o baktı dedim ben. Ama sonra da hırsız tuttum insanları. Jandarma mı kendinden uydurdu yazdı? Ne yazarsan yazsın dedim ben. Ben ne yetti o anda kadın aklım başında değil. Ne dedim ne koydum kendim bile bilmiyorum. Jandarma niye otursun da senin aşk hayatın için şey düşsün oraya? Senaryo yazsa jandarmaya ne ki? Allah'ım. Ben şimdi aklım erdi Müge Hanım. Çorub'un köye inip de bunu yapan Ali'dir. Dağa çıkıp da Ali senden bahsediyorlar dedi. Şimdi ben Ali'ye hep Ali'ye şey yapmam benim bu. Müge abla. Müge abla. Müge abla. Çıkarmasının adımı çıkarması buradan istibadet. Müge abla. Ben şöyle düşündüm. Şimdi biz Atiye'ye gittik mi o gün duruşma var. Ben trafik kazası geçirdik. O gün benim Atiye'de duruşmam var. Olay günü sabah. Olayda tabii
Saat 12'de çıktım adliyeden. Çıktım da çok kişi aramış. Oradan ben şeyi aradım. Özay da beni aramış zaten o anda. Ozan Tatılan'da görüştüm. Sonra Tolga dedi ki amca dedi babamı vurmuş diyediler. Eşim. Ulan amcam daha ben öyle bir şey duymadım dedim. Sonra muhtar gidiyor. Muhtarı aradım. Dedi ki dere ağzına gidiyorsun abi dedi. Olay yerine gel. Ben düşündüm direkt Ali Vahçın'dır bunu vuran dedim. Çünkü bu işi bildiğim için Cahit dedim ben buna dedim videoyu gösterdi. Bildiği için bunu yakaladı gösterdi. Doğru. Bu da pusu attı bunları vurdu dedim ben. Doldurdu dedim. Dur bir dakika. Doğru, videoyu daha ya. Yeni bekle söylüyorsun ya. İşte. Yani ama sana video çekeceğim diyor. Diyor. Sündüz'e de söylüyor bunu. Sündüz'e de söylüyor bunu. Sizi diyor yakalayacağım diyor. Maskara edeceğim Aliye de göstereceğim diyor rahmetli bana. Ben de dedim ki gösterme Aliye dedim. Bizim rahmetli bizim biladere de bu konuyu açamadım. Gittim Sündüz yakınız ya 100 metre aramız var. Çoban yeri biz ikimizin. Ali Barçın'a gittim. Ben Sündüz'e dedim ki Cahit sizi yakalayacak. Bu da dedi bana da söyledi bugün dedi. Yakalayacağım. Vallahi işiniz varsa dedim. Mesafe koyun dedim. Abi dedi. Biz beraber okuduk bununla. Bu dedi ki hiç öyle bir şey yok dedi. Ekrem abimin günahını alıyor o dedi. Aramızda iyi o zaman dedim ben. Olay o şekil kapandı. Peki sana bunu Cahit söylerken söyledi. Öfkeyle söyledi değil mi? Ben canlı yüz yüze görüştük tamam, Cahit'le. Ama öfkeyle söyledi yani. Yakalayacaksın dedi bana. Ya bunlar bir şeyler dedi. Yaşanmış dur, işte Mügar mı altında? Bizim rahmetli dedi yani, ki. Yani bu söylerken bir kıskançlığı mı vardı? Yoksa Ekrem'e mi kızgındı? Neydi? Ya ekranla dargınla konuşmuyorlar. Dur bir saniye. Çok tedirgin öyle görmedim. Bana dedi ki ben bunu yakalayacağım dedi. Videosunu çekeceğim dedi. Ali Varçın'a göstereceğim dedi. Böyle böyle. Ben de dedim ki. Peki Ali Varçın ona ne yapacaktı o zaman? Ali Varçın o zaman ya vuracaktı ya bir şeyler olacaktı. Ekrem'i vuracaktı. Ekrem'i vuracaktı. Yani kendi kardeşi vurulsun diye Sündüz'ün videosunu kocasına gösterecekti. Ali Ekrem'i vursun diye. Evet. Heh. Orada. Ama şu anda Ali Ekrem'i vurmadı. Vurulan Ekrem'in kardeşi Müge Cahit. Abla, yani abla, şimdi böyle gitmek lazım. Müge abla. Heh. Ben dedim ki buna gösterdi bu olayı işledi diyerekten kafamda gayrı olayı duydum. Gayrı ben bunu şey yaptım. Cahit'in ölüm şey köydeki evin yanına gelme bu beni aradı. Ali dedim ben bu dedi ki Cahit vurmuş diyeler dedi. Ola bu değil dedim bak aynı bu şekil. Hanımla beraber olay yerine gidiyoruz artık. Dedim ki neredesin dedi. Ben dedim Mazerdi dediğimiz tepedeyim dedi. Tamam dedim ben buna. Olay yerine gel dedim ben. Tamam dedi. Olay yerine çıktık işte biraz şey oldu. Ondan sonra beni aradı yine bu. Aradan bir iki saat geçti. Ali var için dedi ki bıçağla mı öldürülmüş tüfeğle mi dedim. Ben bu kadar kalabalık buradayken sen neredeydin dedim. Ben bu telefon uyandı kapandı. Beni de siviller yanımdaymış. Beni aldı arabaya bindirdi. Dedi ki nerede Ali Varçın yeri dedi. Ben tarif ettim. Bundan önce oraya varmış büyük ihtimal bunu anlatışı. Bu şekil yani. Şimdi Ali Varçın işte bak şimdi daha netleşti olaylar. O gün de ben silahla eve geldim diyor Ali Varçın. Mesela polis benim çoban ağabeyim orada diyor ya. Silah kaybolmuştu. Hangi silahla geliyor o gün oraya? Ama silah şeyini ya, şöyle anlatayım. Silahı beni anlatayım. Otomatik kaybolmuş. Tamam arkadaş işte ben de soruyorum. Ben bilmiyorum sen tek numara geldin. Müge abla silah işinde çok özle net konuşacağım. Bu ben dağda kalıyorum o zaman. Bu sabah geçti. Geçmiş. Adem'i buldum ben o anda. Adem yani sabah. Adem dedi ki ya bizim silahın biri gitmiş dedi. Garası vardı. Oraya bir müsaade eder misin? Bir saniye. Bir saniye dur. Şimdi siz o gün bak buraya kadar anlatıyor. O gün siz zaten keçilerinizi otlatmak için orada yaşamıyor musunuz? Evet. Şimdi siz o gün keçilerinizi alıp 4 kilometre öteye götürdüğünüzü söylemişsiniz verdiğiniz ifadede. 4 kilometre değil. Öyle demişsiniz. Geçi buradaysa üst tarafı yokuş böyle yukarı ağdırıyoruz gidiyorum. Tamam. 4 kilometre diye bir şey yok. Mazerdin'e yana ait olarak siz, geliyor. Şimdi bütün köy kardeşim şimdi orada 2 tane cinayet işlenmiş. Evet. Bakın hepiniz siz sınıf arkadaşısınız, okul arkadaşısınız, evet. Bir akrabasınız. Evet. Bütün köy olay yerinde neredeyse. Evet. Sen neredesin abi? Ben dağa gittim abla. Tamam dağa gittin. Evet. Dağdan aşağıya inemiyor musun? Ya, İndim. Önce kardeşim dedi yakın değil. Tepede. Zirvede. Ben dostum zirvesinde. Evet. Ben çünkü sen keçilerinin bulunduğu yeri de 4 kilometre keçilerini daha öteye gittiğini söylemişsin zirveye. Zaten sen keçi için oradaysan sal işte gitsin orada çal ısını. Bana da öğretecektin öğretsene reklamasına. Şşt diye çap bu gelsin. Yok keçilere gidiyor ablacığım yukarıya. Boşan ayrı satın keçi almıştı bu. Tamam da işte zaten keçiler her yerde otlasın işte her yer şey. Bu sıklığın gideceği tamam, yer. Neyse uzatmayayım sen niye inmedin olay yerine? Buyur. Sen ben niye dağa gitmedin? Gittim geçer ama yaşırıp
iki günlü bir gün evvelim ben geçiler maziyadında gördüğünü söyledi. Olayı ne zaman duydun? Bu anda geçir sürüyorum. Olayı ne yok geçilere olayı Ekrem'in çocuğu Ekrem'in telefonunu aradı. Ekrem'in ben çocuğu. Ben kendim aradım seni ben kendim. Ben kendim aradım. Ben olayı duydum konuştu telefonu. Ben olayı duydum bir tat güzel beni aradı. Ha. Cahit dedi taçayı vurmuşlar dedi. Ben o kadar Turkaç'taydım malı aldım da. Bayram Alagöz'de zaten benim şahitimdir. Ben zaten Bayram Alagöz'ü aradım bundan sonra. Ben seni evvel aradım. Şeyden aldım da bari Mithat Güzel'den. Cahit'le Batça'yı vurmuşlar dedim. Ben senin nerede olduğunu ispatlayan diye aradım. Sen de bana dedin ki ben Mazerdin'den Ekrem dedin bana. Ben tamam dedim o zaman işi kapattım. Yani sen, Ekrem abi sen de mi belki, Ali Başı'na şüphelendin o zaman? Nerede olduğunu ispatlayan mı aradın? İspatlamak zorundayım. Ondan tamam da hani onu da şüphelendin. Sen niye Ali'den şüphelendin? İlk aklına oldu yani. Bir dakika. Cahit Bey bir saniye. Ekrem sen niye Ali'den şüphelendin? Nerede olduğunu merak ettin? Ben çünkü... Akşam Ali ile zaten beraber geldi zaten köyden. Hem de yoklamak zorundayım ben. Cahit Taşı Uruz'u dağda kim olacak? Ya Ali ya olacak. Mithat, ya Mithat ya Ali. Çünkü bana haber veren de Mithat. Ben de Ali'yi aramak zorundayım. Niye yani etsin, niye sen, oldu? Sen de kardeşin öldürüldüğünü duyduğunda Ali ile Mithat'tan mı şüphelendin? Mithat beni aradı. Hayır, Cahit de dedi. Sen ilk duydun. Evet. Ali ile Mithat'tan mı şüphelendin? Hem de çünkü Mithat verdi bana haberi. Olay yerine ben, bunlar yaptı. Mithat verdi haberi. Evet. Sonra niye Ali'yi aradın? Niye yani, Ali aklına geldi? Ama akşam beraber... Çünkü sen de biliyordun bu kamera mevzularını. Yok hayır bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Bak bir dakika. Eğer şu Şuayb Sündüz'e gidip diyorsa ki... Ekrem'le aranıza mesafe koyun. Bak Cahit sizi çekip kocasına kocana gösterecekmiş bu görüntüleri diyorsa... Sündüz de sana... Bak Cahit böyle böyle diyor demiş olmalı. Demedim Ekrem'in canım. Aramaz, ya dememesi Ekrem'in mümkün değil ki. Ali Varç'ın yakın olduğu için arıyor. Bak, ya Mithat yakın. Hayır. İlk önce yapılan plan Ali'yi ortaya bırakıp Ali'nin bu kıskançlığını ortaya bırakıp yaptığı işleri Ali'yi ortadan kaldırmak düşüncesi. Hayır Ekrem'i. Veya Ali'yi Ekrem'i ortadan kaldıracak. Hayır. Cahit'le Ekrem kardeş ya. Cahit'le evet. Ekrem'in arası bozuk. Aynı kadına da gidiyorlar. Cahit de diyor ki rahmetli. Ben diyor Sündüz'le Ekrem'in videosunu çekeceğim. Sündüz'ün kocasını vereceğim. Evet. Sündüz'ün kocası da Ekrem'i öldürecek diyor. Öldürecek. Bu planı yapıyorlar ama sonradan tam plan değişiyor. Tam tersi oluyor Cahit ölüyor. Sonradan plan değişiyor. Diyorlar ki bu işi ortaya atan ortadan kaldıralım. Biraz öyle olmuş. Ha. Ondan sonra plan değişiyor. Deniyor ki vazgeçtik. Bu işi ortaya atan kim? Cahit. Cahit'i ortadan kaldırırken Hatice'yi de yaşatamayız. Çünkü Hatice'ye bir takım bilgiler verir. İş ortaya çıkar. Tam Hatice ya. De Cahit'i ortadan kaldırma belasına gidiyor. Bütün mesele bu. Tam bence... da işte bu noktada size bir ifade okuyacağım. Fakat bölünmesini istemiyorum. Öyle değil. Kaç dakika var? Müge Hanım, Hatice'nin ölümünde... O zaman anlatabilirim. Bir saniye. Kişiler de bu işe giriyor. Şimdi arkadaşlar... Hepsini bir hallediyorlar. Şimdi bu silah meselesi. Buraya geldiğinden beri Kadir kendini neye parçalıyor. Silah da silah diye. Silahı ben bir açıklayayım ben. Bu noktada hiç Adem, konuşunca... Adem Karasu... Bu noktada hiç konuşmuyoruz. Adem Karasu'nun ifadesi. Konu biz olunca hemen konuşuyorsun yani. Konu biz olunca... Hatice yine, o olay yine deyince sen dikkatli bana neye bakıyorsun? Zihni. Bak kavga etmezseniz ne güzel anlatıyoruz her şeyi. Şimdi Adem Karasu var. Adem Karasu da aşçı ve çoban. Sündüz'ün de kuzeni. Evet. Ay bana çok gene rüzgar geliyor. Bak şu çiçeklerden anlayacaksınızdır. Artık Zatül Cem olacağım yani. Zatüre'nin sonu bu. Allah korusun. Öyle yani hani bunun sonu ne olabilir ki? Sizin çobanınız. Evet. Şimdi bu Adem Karasu çok önemli. Bu dosyada bence. Şimdi siz bir gün, yanlışım varsa düzeltin. Ekrem'le Ali bir yerdeymişsiniz, siz ilaç almaya mı ne gitmişsiniz? Bu Adem Karasu seni aramış. Sen de Adem Karasu'ya işte silah mı çalındı falan filan diye konuşmuşsun telefonda. Yani Adem silahın çalındığını sana haber veren Adem. Miko Hanım ben şimdi bir şey söyleyebilirim. Siz... Çünkü biz... Ali Varçın'dan silahın çalındığını Adem değil. Ali sen bir sus ya. Müge abi. Beraber bunlar Müge abla. İki kişinin ifadesinde farklı Müge abla. Bu silahın çalındığı Müge abla şöyle durun. Şimdi bunlar Adem Karasu'yla beraber dağa çıkıyor. Adem'e ben dedim ki Ali Varçın nerede dedim. Ben abi dedi aşağı gitti dedi. Nereye gitti bilmem karakola mı gitti. Nereye gitti bilmem dedi. Ne oldu dedim. Ya silahın biri yok dedi. Otomatik silah dedi. Dur, abi dur karıştırma ne olur gözünü seveyim. Dur sen bir otur lütfen.
Sen sınıfta da böyle miydin? Hani öğretmen bir şey el kaldıranlardan mıydın? Dur bir saniye, konumuz onunla alakalı değil. Şimdi bu Adem Karasu onların çobanı. Yani beraber mi yaşıyordunuz evet, Adem evet. Karasu'yla da? Bu köyde anneme babama bakıyor bu. Ben köydeyim. Ben yalınızım orada. Geçip tamam. Adem'le beraber kuzulattık. Tamam. Benim anladığım kadarıyla Ali Bey yani sana birini öldürteceklermiş de Rami Bey'in dediği gibi yani herkes sana birini öldürtmeye çalışmış. Sen anladığım kadarıyla bu dedikodulara şey yapmadığın için, ihtimal vermediğin için, inanmadığın için evet. Ve tabii ki herkes yanındaki eşine güvenir, güvenmek ister. Burada bu başaramamışlar. Bu saatten sonra da güvenmez olmak artık. Güven artık 6 yıldır güvenmişsin şimdi mi güveneceksin? Yok. Şimdi fakat senin de anladığım kadarıyla zaafın eşinle ilgili çıkan dedikodulardan daha çok keçilerin. Yani sen keçilerin çalındığı zaman çıldırıyorsun. Evet. Heh. Keçiler çalınıyor. Evet. Ve sen de o zaman çok sinirleniyorsun. Öteki dedikodularda Sündüz seni idare etmiş. Ama keçi meselesinde seni idare edemiyorlar. Bak şimdi olay aslında nereye geliyor? Şimdi bu çoban şunu anlatıyor. Bakın şunu okuyayım. Bunun üzerinde çok konuşacağız. Bölgede ne zaman keçi kaybolsa ya da çalınsa Ali Varçın'la Cahit Paslı birbirlerini suçlarlardı. Çok iyi geçiniyorsunuz ama. Hatta ölmeden yaklaşık bir ay önce Cahit Ali Varçın'ı arayarak kaybolan hayvanlarını buldun mu diye cep telefonundan sordu. Ali Varçın da hayvanların nereye gittiği belli. Sen biliyorsun. Gelmeyecek yere gitti. İstersen gel diğer kalan keçiler de ağıl da gel onları da götür diyerek telefonu yüzüne kapadı. Cinayetten bir ay önce diyor. Kim kapamış? Sen Cahit'in yüzüne kapamışsın. Öyle Cahit bir şey, sana öyle demiş bir şey yok ki mükemmel. Ben senin çobanın anlattığını anlatıyorum. Şimdi canlı yayında konuşursun. Öyle bir şey yok. Sonra Ali Varçın konuşma esnasında telefonun sesini hoparlöre vermişti. Ben de konuşmaların hepsini duydum. Telefonu yüzüne kapatması üzerine Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı motosikletle birlikte yaklaşık olarak 10 dakika sonra Ali Varçın'ın ağalına yani yanına geldiler. Cahit Ali Varçın'a sen bana hırsız mı demek istiyorsun diye sordu. Yani Cahit bayağı sen ona keçilerimi al diğerlerini de götür deyince bayağı öfkelenip yanına kadar geldiğini söylüyor. Ali de bu giden mallar nereye gidiyor dedi. O esnada Hatice Paslı da Ali'ye her kaybolan keçileri bizden biliyorsun. O zaman bizimle kaybolan keçileri sen çalıyorsun dedi ve oradan ayrıldılar. Bu olaydan 2 gün sonra yani siz... Karakolda dedi abla bunu. Karakolda. Karakolda da demiş olabilir. Bu karakoldan bahsetmiyor. Evet. Bu sizin ağzınıza... Daha sonra bağırdığımda... Karakol ayrı. Bu da sizin evde yaşandığını söylüyor. Yok öyle. Bak, öyle bu şey olaydan 2 gün sonra... Keçilerinin çalınmasından Cahit Paslı'yı sorumlu tuttuğundan dolayı... Senin şu sözleri söylediğini iddia ediyor çobanın. Bunların önüne geçmezsek bizi tozutacak bu Cahit. Ama kaldırdığımızda ikisini de bir kaldırmak lazım. Cahit'in işine bakmamız abla, lazım. Abla yalan. Evet, ben kabul etmiyorum. Cahit'in işine bakmamız lazım. Bunu ama ben söylemiyorum ki bu ifade. Bu senin yanındaki çoban ifadesi. Bir dakika abicim. İkisini de bir kaldırmamız lazım. Dediğinde Cahit ve eşi Hatice'yi kastediyordu. Bana bu tür sözleri daha önce de kullanmıştı. Bana bu sözleri söyledikten sonra sana söylediklerimi kimseye söyleme aramızda kalsın dedi. Zaten ben aralarında geçen hiçbir diyaloğa karışmazdım. Ali Varçın keçileri ya da başka malzemesi çalındığında kendini kaybedecek derecede sinirlenirdi. Sinirli olduğu esnada da aklına gelen her şeyi söylerdi. Evet doğrudur. Sinirlenirdim ama ben öyle bu işi yapacak dereceye de gelinmez yani. Ha. Abi bak. Siz üç çift birbirinizle olmayacak ilişkiler kurmuşsunuz. Bunu oturun kendi içinizde değerlendirin. Olmaz ilişkiler kurmuşsun. Anladığım kadarıyla bu ilişkide en saf sen görünüyorsun. Bunlar zaten iki kardeş. Sana bu iki kardeş kavga ettiklerinde birisi birisini öldürtmen için çabalıyor. Aslında Cahit çalışıyor yani sen onun görüşmediği Ekrem'i öldür diye. Ama dediğim gibi benim anladığım ve senin de itiraf ettiğin gibi... Senin zayıf noktan karın değil. Senin zayıf noktan keçilerin. Sen o zaman çıldırıyorsun. Evet. İşte seni sonunda çıldırtmışlar. Evet. Kim çaldıysa senin keçilerini, seni anladığım kadarıyla bir çıldırtmışlar. Girelim araya, devam edeceğiz. İşte bu iddialarda bulunan çoban da az sonra canlı yanımızda olacak. Ne söyledin, ne söylemedin onunla yüzleşiriz. Evet.
Efendim abi? Migan Hanım, 17 seneden beri ben hanımla ayrı yaşıyorum. Efendim? Hanımımla ayrı yaşıyorum. 17 senedir. Evet. Sizden bir imzalı oturanız istedi. Dün mü? Evet, bizi aradı. İlk ne dedi? Aradı. Yani kendine dikkat et dedi. Oo, 17 yıldır görüşmediğin hanımı dün seni hayır, mi aradı? Hayır, konuşuyoruz yani. İlk aa, çok sevindim. İmzalı bir oturanızı istedi. Ben de onu götüreceğim. Ay ben o zaman ona arkasına da bir şeyler falan yazık. Senin çok ondan mı böyle yüzün gülüyor sabahtan beri? Evet. Aa, çok sevindim gerçekten. Alkışlayalım. Evet. Bu da sizin sayenizde Mugan Hanım. He? Bu da sizin vesilenizle olan bir ay şey. Ay inşallah ya çok sevindim. Adı ne eşinin? Nurgül Sevinç. Nurgül Sevinç. Nurgül. Evet. Nurgül Hanım. Ay valla yüzü gülüyor bugün Adnan Bey. Zaten daha programa ilk başladık araba benim dedi falan. Yani sen demek ondan öyle o mutluluklu araba benim falan hepsini yüzünde anlattın. Yüzünde güller açıyor valla. Teşekkür ederim. İyi en azından içimizden biri mutlu. Ay alkışlara. Sağ olun. İnşallah sonunda hepimiz mutlu olacağız Müge Hanım. İnşallah, sizin sayenizde. Boşandınız mı siz? Biz yani gönüllü boşandık. Elengi erkekler gibi bıçakla zunlar değil. Boşanırken hanımım dedim ben. Minibüs paran var mı dedim ben yoktu al dedim. Yani öbürler gibi keser bıçağı bir damardan gelin. Ama seviyorsun anladığım kadarıyla. Tabii ki. O da elin erkekten hiçbir zaman zemadim bana para vermiş demiştir. Yani boşandığım gün benim canıma minibüs parası vermiştir demiştir. Sonra evlenmediniz mi başkasıyla? Hiç. O da evlenmedi, ben de evlenmedim. E barışın o zaman. Ya işte. Nasip. Allah büyük. Ha sen buraya geldin böyle barışma şeyi oldu nasip. Galiba. Aa ne güzel. Nerede oturuyor eşin? Barışacaklar. Bugün. Nerede oturuyor eşin? Aynı yerde oturuyoruz yani. O Karam Hıdırık Market'e oturuyorum. Ben Karamor kısmında kirada oturuyorum. Fethiye'de yani. Fethiye'de yani. Müge Hanım defalarca söyledim. Adam barışmıyor beniyle dedi en sonunda. Barışmak dün istemiş. Belki siz misal olacağız siz yani. Fotoğraf gelirse barışılacak belki, yani. Belki. Gözün aydın. Bundan sağ sonra mutluluğun daim yapsın. Amin. Bundan amin. Sonra hanımefendiye karşı daha saygılı ve sevgili ol. Daha mı saygılıyım yani? Daha mı saygılıyım? Ona göre. Hanımlara saygı ve sevgiyi esirgemeyin. Ben boşandım mı gülüzen alatımı sormuşumdur. Tamam başkalarıyla da evlenmenize göre. Kadriye. Arasam bir hanımefendiye. Gelsin yan yana fotoğraf çektireyim ben onunla. Ne olacak? Küçük bir katkımız olsun. Onların bana katkısı var tabii ki. Benim tabii, de onlara katkım olması gerekiyor. Sağ olasınız. Çok sevindim. İyi hadi gözün aydın. Sağ olun. Arada. Bizde her şey var. Bir diyoruz adama sen mi öldürdün? Bir diyoruz aa karınla barış alkışlıyoruz. Bunun bir adı var mı? Neyse şimdi söylemeyeyim. Müge Hanım hanımlara saygıyı sevgiye sevgileyin dedim de. Dün akşam benim eşimin yaş günüydü. Kardeşim bir kere daha iyi yaşlar diliyorum burada. İyi yıllar. Tamam. İyi her şeyi kutlamış olalım. Evet. Peki. Ve gelelim şimdi konumuza. Muhabirimiz Pembe Koç, Ali Varçın'ın eşi Sündüz'ün aynı zamanda kuzeni oluyor. Adem Karasu'yla beraber. Yani şöyle söyleyeyim. Az önce okuduğum ifadeler. Ali artık biz bu adamı ortadan kaldırmamız lazım. Ama ikisini birden kaldıralım. Yoksa yok, ocağımızı abla, o öyle, dikecek öyle diyen kişi senin sadece çobanın değil aynı zamanda yanındaki Sündüz'ün de kuzeni. Kuzeni. Yani. Ya Müge Hanım bu bizden biri olsa tamam inanmayalım diyeceğim de. Evet. O bu sizden biri son söyleyen. Evet yani. Bir de böyle bir mantık var yani. Yani Sündüz'ün de kuzeni olan senin eşinin kuzeni olan söylüyor. Karşı evet. Karşıyasınız. Adem Bey günaydın. Ekranda hep göreyim Adem Bey'i. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi az önce sizin ifadenizi okudum, siz de izlediniz. Hala ifadenizin arkasında efendim. Mısınız? Evet, izledim. Evet, evet, her zaman. İfadenizin arkasındasınız. Peki, o zaman ne yaşandı? Ben sizin ağzınızdan bir kez de canlı canlı dinlemek istiyorum, lütfen. Şimdi en başından mı anlatayım yoksa gelişmeleri mi anlatayım? Ben açıkçası... İki gün önce yani olaydan iki gün önce yaşandığı söylenen yani sizin bahsettiğiniz keçilerin çalınmasından Cahit Paslı'yı sorumlu tutup şu lafı etti mi? Bunların önüne geçmezsek bizi tozutacak bu Cahit ama kaldırdığımızda ikisini de bir kaldırmak lazım. Cahit'in işine bakmamız lazım dedi. İkisini bir derken Hatice'yi de kastediyordu demişsiniz. Bu geceyi anlatır mısınız bize ya da gündüz neyse.
Evet evet, bir ikindim vaktiydi söylediğinde. Çünkü o günde birkaç tane malı kaybolmuştu. Evet. Malı kaybolunca tabii sinirlenince söyledi. Tamam, ne söyledi? Anlatır mısınız bize? Ne söylediği önemli. Sizi izliyor şu anda Ali Bey de. Ya, evet. Ya şimdi dedi ki mesela o gün malların eksik olduğunu fark etti. Ve bir ikindim vaktiydi zaten. Akşam üzeri mallar eve doğru toplanıyor zaten. O zaman eksiğine geldiğine bakıyoruz. Hı hı. Kapatmadan önce. Tabii biraz da mal eksik oldu. Bu yine dedi, bunu dedi, yine çalan dedi, Cahit'tir dedi. Hani zaten sürekli birbirlerini suçluyor bunlar. Cahit abinin malı kaybolsa Ali abiyi kutluyor. Ali, Cahit abi birbirlerini sürekli suçladıkları için dedi ki o da, ya dedi, bu malları dedi, bunlar almıştır dedi. Hı hı. Sonra dedi ki ya dedi, bunlar dedi, yani bir önüne geçmezsek, bir şey yapmazsak, hani mesela bunları dedi, çözüm bulmazsak, şey yapmazsak, her türlü bunlar bizi bitirecek dedi. Hani önümüzde ne malımız kalacak, ne mülkümüz kalacak dedi. Adem. Sonra bir bitirsin, ya dedi, evet. Tabii şu an siz devam edin lütfen. Evet, devam ediyorum. Tamam. Yani sonra da dedi ki ya dedi, bunları dedi ortadan kaldırırsak ikisini de kaldırmak gerekiyor dedi. Birini de kaldırmak olmaz dedi, öyle söyledi. Ama dediğim gibi hani malları kayboldu, kızdı, bu şekilde söyledi bana. Peki niye ikisini birden kaldırmak gerekiyor? Hatice'nin ne alakası var? Allah bilmiyorum, sadece o kadar söyledi orada. Yani ikisini birden başka kaldırmak bir şey lazım derken Hatice'yi mi işaret etti yoksa Mithat'ı mı işaret etti? Yok yok, Cahit abi ile Hatice abi, ikisinden bahsetti yani, Mithat vesaire onlardan değil. İkisinden bahsetti. Karı koca. Karı koca bahsetti. O zaman yani Hatice'nin de bir lafı, evet, geçti mi arada? Çünkü Hatice de demiş ki yine sizin iddianıza göre, o zaman zaten bizim mallarımızı da sen çalıyorsun demiş ya, siz onu da anlatmışsınız. Yani o yüzden mi ikisini birden ortadan kaldırmamız gerekiyor dedi. Evet evet öyle. Evet öyle bir konuşma geçti yani, ben oradaydım her türlü ben. Şeylik yok. Ben olanları söyledim. Olmayan hiçbir şeyi söylemedim. Adem, bak burada iki tane cinayet var. Çok düzgün konuşman lazım. Anne lafları ben konuşmadım bak. Senin arkanda biri mi var? Sana biri tehdit mi diyor? Bu sözleri konuşmadım Adem. Bak benim burada iki tane cenaze var. Ya. Cinayet var Adem, şey düzenli konuş. Müge Hanım, Adem bak, bunu bugün söylemiyor ki. Jandarma karakolda ifadesinde var. Ben Adem bunu bugün söylemiyor. Sen ki, telefon... Adem'in arkasında kim olsun? Ben Adem'in ilk günden beri söylüyorum. Ben şimdi söylemiyorum bunu. Jandarma ifadesinde Adem, var. Olay biri belki bir gün burada, sonra. Onu okudum zaten. Bak halamın oğlu. Güzel kardeşim. Bak burada iki tane cinayet var. Anne abi konuşma olmadı. Olmaz. Yapma Adem. Adem senin arkanda kim var? Sen anne abi bir kelimeyi konuşacak çocuk değilsin Adem. Ben zaten seni yapmış demedim. Ben bak beni dikkatli dinle. Ben seni yapmış demedim. Ben senin bana ama söylediğini senin söyledim. Ben gidip daha varsın yaptı demedim ki zaten. Oraya ama, geliyor Adem. Ama evet oraya geliyor. Oraya geliyor. Senin anne abi konuştuğun konuşma buraya geliyor. Ali yapmış. Tamam bitti, olay bitti, buraya geliyor. E ama arkadaşım sen bunu bana söyledin. Ben söylemediğim bir şey söylemedim ki. Adem öyle demedin. Sen ben ne dedim? Bak bir gün bunlar biri hurar. Üstümüze de gidebilir dedim. Bak bu şekilde. Şimdi ya ama böyle bir şey yoktu ya. Vurarım demedin. Kim vurar kardeşim o zaman? Bildiğin biri varsa sen de söyle. Kim vurar o zaman? Bildiğin biri varsa sen de at ortaya. Biz onu da arayalım bulalım. Abi ben kimseyi bilmiyorum. O zaman öyle demişsin ya Adem'e. Bildiğin birisi varsa at ortaya, Adem, o da gelsin buraya Adem kardeşim. Adem tetikliyor. Tamam senin şüphelendiğin biri varsa onu da at ortaya. İkisini birden indirmek lazım demek. Tamam arkadaş sen şüphelendiğin. İkisini birden yok etmek gerekiyor anlamına geliyor Ali Bey. Aynen geliyor çocuğum dedi. O anlama yani oraya geliyor. Demek ki bunu söylemişsiniz. Çünkü ben öyle bir şey konuşmadım. Taze verilen ifade olaydan sonra hemen verdiği ifadede de aynen bu şekilde geliyor. Silahın kaybolduğu falan ifadesi var Adem Bey. Müge Hanım orada onu da dinleyebilir miyiz? Müge Hanım bakın, silahın kaybolduğu da var orada Adem Bey'den dinleyebilir miyiz? Ben diyeceğim bir saniye. Size söz vereceğim. Şimdi bakın. Aslında çok çok yani... Tam benim sevdiğim böyle puzzle'daki gibi bir ilişkiler ağı var burada. Daha benim şu anda net bir şüphelim yok. Çünkü Sündüz,
Sündüz ya da Sündüz'ün beraber olduğu kişi de Ali Varçın'ı bu şekilde itham ederek Ali Varçın'ı da ortadan yok etmek istemiş olabilir. Şu andaki ekrandaki kişi de zaten Sündüz'ün işte kuzeni. Şimdi siz bakın, ben diyorsunuz ki Ali Varçın'a, ben seni işaret etmedim, ben yaşananları anlattım diyorsunuz. Ama sizin aynı zamanda enişteniz. Yani herkes de durup dururken de bunu anlatmaz yani, evet, saklama işte eğiliminde olan birçok kişiyi görüyoruz. Bakın, size başka bir şey daha soruluyor. Siz diyorsunuz, size denilmiş ki Ali Varçın'a ait av tüfeğinin çalınmasıyla ilgili bilginiz nedir? Size demişsiniz ki aynı çadırda benim de av tüfeğim vardı ancak çalınmamıştı. Aynı çadırda Ali Varçın'ın tek kırma av tüfeği de çalınmamıştı. Çadırda 3 av tüfeği varken sadece Ali Varçın'ın 8 atar av tüfeğinin çalınmasını aklım hala almıyor. Ben çadıra hırsız girdiğini sanmıyorum. Çünkü hırsız girseydi 3 silahı da alırdı. Hırsız olsa yakında bulunan çadırlarda bulunan çobanlara ait tüm tüfekleri çalardı. Benim tahminime göre çadırdan alınan tüfek ne? Cahit ve Hatice Paslı vurulmuş olabilir. Ben Hatice ve Cahit Paslı'nın öldürülmesi olayının şüphelisinin Ali Varçın olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Bundan bir söyle. Verir misiniz? Adam gerçek mi bu konuştuklar? İfade kardeşim, jandarmaya verilen ifade bu. Gerçek mi var? Yani jandarma ifade vermiş adam. Bu o zaman nerede tutuklamamışlar beni madem? Valla ben bilemem kardeşim. O jandarmanın işi. Ben seni tutuklayamam. Bu işte bir iftira var. Arkadaşım, iftira varsa adam karşında. Uyuşuyorsa bir dakika. Adam karşında. Şu anda Swap örneği de varsa, gelirler de güçlüyse. Swap örnekleri falan var Müge Hanım, bunu ben öğrenmek istiyorum. Ben tamamdır. Resmi olarak. Ben adliye tıp uzmanı değilim Müge Hanım, ben bunları söylemek istiyorum. Tamam, öğretiyoruz işte, bir dakika dur. Söylüyoruz. Yani elindeki ifade tutanağını okuyor. Şu andaki telefon konuşmasından vazgeçtik. Resmi ifade tutanağını okuyor. Adem Karasuyu. Adem Şeker de kaybolmuş. Adem Karasuyu. Ya bir dakika, aradan mı çekilir misiniz? Ali konuşsun kardeşim. Adem Karasuyu'nun yani silahı yoktu o zaman. Adem Karasuyu'nun silahı evde yoktu. Adem Karasuyu'nun silahı benim silah çalındıktan sonra geldi o eve. Adem'i söyle. Buyur. Senin silah çalındığında. Doğru değil mi Adem? Senin silah çalındığında. Kardeşim, silahın kayboldu. Sen niye jandarmaya gitmedin o zaman? Ben de bunu soruyorum ya. Biz tek kırma tüyağım var. Başka silah var mıydı? Vardı. Kimin silahı vardı? İkisi de benim. İkisi de senin. Evet. Peki ikisi çalınmadı, bir tek bir tanesi çalındı. Evet. Bu silah biri burada, biri de şurada. Tamam. Hırsızlığa gelen adam niye yalnız bir tanesini alsın da diğerine el vurmasın? İşte orasını ben de bilemiyorum. Ya zaten dağda bütün çoban evlerinde silah var zaten. Niye bir özellikle Ali Bey silah çalıyor ya? Ben Cahit'in çoban evine de girer çalarım silahı. Şu Aybık'ına da girer çalarım. Hepsini çalarım kardeşim. Yaşar ben hırsızsam, bu işin ticaretini yapıyorsam hepsini çalarım kardeşim ya. Niye Ali Bağçın silahını çalacağım özellikle? Motor da çalındı. O, kardeşim onu da Cahit çaldı işte. Hırsızı öldürdün, sen hırsızlık devam ediyor. Hani nerede? Ben ne biliyoruz Cahit'in çaldığını? Ne biliyorum? Ama sen belki Mithat çaldı. Belki Mithat çaldı. Ama sen benim şüphelim Cahit diyorsun. Belki Mithat çaldı. Kardeşim, Mithat da burada. Müge abla. Söylesin. Hadi dur. Müge abla. Dur. Şimdi silah çalındığı gün zaten Adem Karasu bana silahın çalındığını söyledi. Ali Varçın'la beraber zaten köyden çıktılar. O gün zaten dağda ben kaldım eşimle beraber. Adem Karasu dedi ki, Ali nerede dedim. Adem Karasu dedi. Abi dur ne olur ya. Bir dakika bir otur. Seninle alakası yok konunun ya. Adem Bey, diyorsunuz ki benim için şüpheli Ali Varçın'dır. Neden bunu söylüyorsunuz? Sen de sor işte kuzey. Senin halanın oğlu mu aynı zamanda? Evet, halamın oğlu. Senin halanın oğlu? Evet, halamın oğlu. Tamam, sen de her şeyi cır 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 konuşuyorsun. Madem kocam eminsen eğer, niye halanın bak, oğluna beni... Evet, çağırdım. O şeyini sıklamayı biliyorsun. Bu da enişten beni dövecek diye şey yapma bak. Burada iki tane cenaze var. İki tane şey... yapılmış. Adem doğru konuş. Doğru oğlum, doğru. Doğru konuş. Gerçekten söylüyorum. Bak doğru konuş. Burada cinayet var. İki tane cinayet var. Ben yanlış konuşuyorsun Adem. Gerçekten yanlış konuşuyorsun. Adem, emin misin Ali'nin vurduğuna? Ben yanlış bir şey söylemedim hiçbir zaman. Adem, emin misin Ali'nin Cahit vurduğuna? Ben Ali vurdu demiyorum. Bak aynı şeyi döndürüp söylemeyin. Daha ne diyeceğim be kardeşim? Daha ne diyeceksin ya? Sen açıkçası ben de geliyorum. Ali'dir diyorsunuz. Ben de gideyim buradan. Ya ben Ali'nin... Ali vurdu mu Cahit'i? Gördün mü? Tamam. Var mı tutanağı? Ben Cahit'i Ali vurdu değil mi? Ben olanları anladım. Bak ben... Anladım.
Tahmin diyor. Tahmin yapıyorsun. Ben Ali'nin bana söylediklerini... Bak, evet, aynen tahmin ediyorum. Ben Ali'nin bana söylediklerini... Anladım. O anda silahın çalınma esnasında olanları... Yani ne olduysa onu söyledim ben. Sonra, olaydan ben sonra... Bakmadım, burada bir saniye, sonrasını da bilirsin. Sen de oradasın. O vurduysa onun tedirginliğini bilirsin. Kılığını bilirsin, kıyafetini bilirsin. Karısıyla arasındaki konuşmaları bilirsin. Hepsini de bilirsin. Olaydan sonra yine devam etti o geçi gütmeye. Sen orada Ali beraber onlarla oturmaya zaten devam etmedin mi? Bir dakika. Devam etmedin mi onlarla keçi gütmeye? Devam etti. Şimdi ben devam ettim denilemez. Nasıl denilemez? Ben çünkü... Ettin gördüm. Ben de gördüm. Bak, 10-15 gün olmuştu. Ben daha da işte... Ali'nin keçilerini güttün. Ben gördüm ya, seni. Ya ben birkaç sefer gitmişimdir. O normal bir şey. Tamam, Ali'nin işi çıkmıştır, beni aramıştır, ben gitmiş dağa bakmışımdır. O ayrı. Sonra daralar açıldı biraz. O zaman da sormuşsundur, sen zaten böyle böyle dedin, enişte sen mi vurdun diye sormuşsundur. Yok, yukarıda laf var, ben sormadım. Bak bir şey söyleyeceğim Adem. Bu adamın üzerinde swab testinden... Evet. Swab testiyle beraber bu adamın üzerinde barut artığı izleri de bulunmuş. Senin bu ifaden ve onun barut artığı izleri... Bu adamı tutuklatır, hapse attırırdı. Ben çok açık ve net söyleyeyim. Hani dosya çok karışık ilerliyor. İlerlemiş. Çok çok olay var çünkü. Yani net bir şeylerin üzerinde net olarak durulamamış. Sen bu ifadenle bir adamı hapse sokarsın kardeşim. Aynen. Bak sen bu ifadenle bir adamı hapse sokarsın. Ben sana çok açık söyleyeyim. Sen şimdi bu ifadeyi inanarak verdinse eğer... Doğru olarak verdinse daha sonra da Ali Varçın'ın yanına gittiğinde... Enişte böyle de demiştin, nasıl vurdun, silahı sen mi aldın bilmem ne falan filan diye konuşursun. Eğer yalan ifade verdinse Sündüz'le ilgili kamera, o az önce konuştuğumuz kamera, görüntü vesaire ilgili Ali Varçın'ı ortadan yok etmek için de söylüyor olabilirsin. Abla ben o yüzden ben açıkçası bu ifadeye Müge olarak söyleyeyim, %100 inanmadım. Bence işte savcı ya da jandarma da çok inanmamış. Yani sen şimdi oturacaksın, sen bu doğru da söylesen... Çok önemli. Yanlış da söylesen çok önemli. Sen şimdi otur, üzerinden 6 sene geçti. Eğer onun vurduğuna inanıyorsan bu 6 sene içinde Ali'ye bunu sormaman mümkün değil. O kadar altına imzamı atıyor. Abla ben bu işi yapsaydım bu köyde de durmazdım yani. Durmazdım. Bir dakika durmazdım. Bak senin de çok şüpheli tavırların var. Sen de keçilerin çalındığı için bir çıldırmışsın, aşağı inmemişsin. Bakmamışsın, etmemişsin. Ya kim kızmaz şimdi? Geçin. Ama Müge'nin Mithat'ı çaldı diyor bak. Mithat'ı çalıyor değil mi? Mithat'la konuşsun. Ben Mithat'la da şüphe ettim. Müge abla şöyle. Adem Karasu'ya bu şekil tamam söyledi. Bu ara Adem Karasu bundan hemen çekilmesi lazım. Yine niye devam etti? Bu illa Ali Varçın'a söylemişti. Ya yardım ettin o zaman. Ya yardım ettin ya da sordun. Evet. Devamını sormuştur. Da anlat bunlar o zaman. Çünkü çok iyiydi. Sonra bir aralar azıcık bir açıldı ama neden açıldı? Ali bilecek, tamam, bu bilecek. Tamam, onun devamını da anlat Adem. Adamlar çalışacağım dedi. Adem bir dakika dur, ona geç gidiyor ses. Adem bunun devamını da anlatacaksın o zaman. Devamında ne oldu? Şimdi... Ya ben olay olduktan zaten ben daha da geçiyi kusulattık. Ben aşağıya indim. 10 gün bilemedin 15 gün sonra oluyor olay zaten. Tamam. Ben daha da değilim. Tamam. 10 gün 15 gün sonra oldu. Sen de öldürüldüklerini öğrendin. Daha da işim bitti. Evet Sezona gidiyordu çalışmaya. Sen de öldürüldüklerini öğrendin. Aklına ilk ne geldi? Sezona iş için... Ya şimdi tabii bu silahın kaybolması, yani Ali söylemedim diyor ama ben söyledi. Ben hiç böyle yalan bir şey konuşmuyorum. O niteliklerle tabii ki ilk aklımıza gelen Ali oldu. Ali vurdu dedin. Sonra jandarma geldi. İşte gözaltılar, onlar bunlar ifadeler. Sonra sen Ali ile bir yerde karşılaştın. Ne dedin Ali'ye? Zaten... Bir dakika. Ali'ye karşılaştım ben. Heh. Sonra da yardım etmeye yine tamam, gittim. Ne konuştun? Daha iyi gittim ama ben tabii... Ne konuştunuz? Yok bu olay üzerine hiç şey yapmadık. Hiç Ali'de öyle bir şey yok. Lütfen ya, lütfen Ardın Bey. Ya yemeyelim birbirimizi ya, lütfen ya. Tamam mı? Ali'nin anlattıklarından sonra bu olay oluyor. İki kişi de tam Ali'nin sana konuştuğu, ikisi de karı koca öldürülüyor. İlk karşılaştığında Ali'ye...
aklına gelen Ali tarafından bu işin yapıldığı. O zaman en azından Ali'ye imalı olarak dahi olsa geçmiş olsun. Önemli bir şey var mı? Ya, yani onu ima ederek, cinayetleri düşünerek Ali'ye mutlaka açık veya kapalı bir şey sorman lazım. Sormadım dersen yalan söylüyorsun. Konuşmadım ya, tabii, dersen yalan söylüyorsun. Ya o kadarlık şey yaptım ama dediğim gibi... hayır bir dakika. Ne dedin ilk karşılaştığında ne oldu? Ali bir şey söyledim. Benim üzerime atmaya çalışılıyor derdi. Benim üzerime atmaya çalışıyorlar falan söylerdi bana. Yani başka bir şey söylemezdi. Sen bir şey sordun ama. Konuyu da uzatmazdı fazla. Adem Bey, Ali'nin bunu benim üzerime atıyorlar demesi için Ali'nin daha evvelki konuşmalarını, silahın kaybolmasını düşünerek Ali'ye bir şey sorman lazım. Geçmiş olsun. Yani aman bir şey var mı? Neyse ne sorduysa bir yani ne konuştunuz? Bir şey ne sordun ki sana ne cevap verdi? Lütfen. Ya ben tabii ki o kadarlık konuşmamız oldu ama dediğim gibi ben sordum. Dedim ki ya böyle nasıl olabilir dedim ben. Benim dedi üzerime atmaya çalışıyorlar dedi. Zaten dedi olaydan önce silahım da kayboldu dedi. Bizim dedi işte rahmetli Cahit'le aramız kötü diye dedi. Benim üzerime yani onu vursam Ali'den bilirler diye benim üstüme atmaya çalıştılar dedi. Tamam. Sen de o sırada ifadeni vermemiş miydin zaten? Vermiştim ben ama tamam üzerime atmaya çalışıyorlar dediklerinden biri de. İfadeyi Ali'ye söylemedim. O zaman madem söylemedin adamın da katil olduğunu düşünüyorsun daha hala ya bilgi almaya çalışırsın bu ifadeni doğrulamak için jandarmaya gittiğinde. Ya da korkarsın sorarsın. Yanına gitmezsin. Yok abla bu Adem. Ya evet o zaman biri var arkasında. Ben zaten yaklaşık bir sene süresinde ben sivillerle irtibat halindeydim. Benim çalıştığım otele de gelirlerdi. Şey konuşurduk. Bana onlar da söylerdi zaten bu işi sen çözeceksin diye. Siviller, sivil istihbarat sürekli irtibat halindeydik biz. O zaman sen de Ali'den bir şeyler öğrenmeye çalıştın. Ne öğrendin arada? Bir şey öğrenmen lazımdı işte. Ne güzel söylüyorsun. Aklın yolu bir oğlum. Biz de müneccim değiliz yani. Aklın yolu ya bir. Ya işte ben şey yaptım ama evet. Birdir. Aklın yolu birse ne öğrenmeye çalıştın? Bak ben sana söylüyorum. Ya biliyorsun cinayeti işlediğini, diğer ayrıntıları anlatmıyorsun. Ya da Ali Varçın'ı hapse sokmak için biriyle anlaştın ve bunları anlattın. İki hikmetten biri. Açıkçası arkada bu kadar karmaşık ilişkiler, videolar bilmem ne olmasa bunu söylemezdim. Ama şimdi kusura bakmayın ikinci ihtimal de benim için önemli. Abla ben buna çünkü ben sen de hiç orada öylece oturuyorsun. 5 lira para var. Ben sen de ne güzel valla. Ben kimse otlatmayı bilmez. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu geldim gidiyorum senin gibi kadınlara bayılıyorum ha. Hiçbir şey yapamıyorum diyen adam. Oh yiyor böyle oturuyor tamam mı? Oh valla şahane. Islık çalamam, keçi güdemem ama onu yapabilirim. Yani bizim yapamadığımız her şeyi de yapıyorsun maşallah ama korkmadan etmeden. Ondan sonra... Valla bir enteresansınız ha yani hayatı doğru, nasıl yaşamak da geldim biliyorum. Doğruları konuşacağım hayatı burada. Hayatı nasıl yaşamam gerektiği konusunda gerçi diyeceksin ki artık Müge ne değişecek? Yok. Gerçekten ya. Ya şunu yapamıyorum edemiyorum diyen insanların ben hayatı çok daha konforlu yaşadığına inanıyorum. Valla yapamam. Ampulü ben değiştiremem. Ben ıslık çalamam. Ben onu yapamam. Ben bunu yapamam. Abi otur yay kendini. Müge Hanım bu çocuğu birisi kurmuş. Sen peki ne diyorsun? Bu çocuğu biri kurmuş. Aynen. Çocuk hiç bu şeylerden... Evet. Bu çocuk kurulu. İlkokulu, ortaokulu bitirdi, elime geldi. Yaşı tutasıya kadar bana yardım etti. Mesela sıkıştığım zamanlar, doğum zamanlarda şunda bunda mallığıma çıkardın, yardım etti. Sezonlarında giderdi. Ben de şaştım şimdi bunun şeyine. Sen de şaştın. Ama ben bu çocuk cinayet olduğu gün... Bu çocuk aşağılardaydı. Abam dedim böyle dedim. Al enişten götürmüşler. Malı beni dağa götür dedim. Ben şey derim. Emişte derim. Akşam gelelim dedim. Bu çocuk bize yardım eder mi çocuk? Hı. Tamam diyor ki cinayet. Elimde büyüyen çocuk yani. Tamam şimdi diyor ki cinayeti kocan işlediğini söylüyor. Kurulmuş abla bu. Gerçekten kurulmuş. Bu Adem söyle benim sen dikim. Ne hissediyorsun onu söyle. Bu sözler konuşan Adem'in ağzı değil. Duyduysan bu lafları sen de söyleyeceksin. Bu sözler Adem'in sözleri. Bir saniye. Sündüz. Sen de o zaman kocandan hangi lafları duydun söyle.
Söyle, açık konuş, açık, net konuş. Bu arada herkes duysun. Ya ben sana milah duymadım ya, kaldıracaksın, öldüreceksin. Arkadaşım siz Cahit'i öldürdünüz mü? Hani? Cahit'i öldürdünüz mü arkadaşım? Buyur. Öldürdünüz Cahit'i, dövdünüz. Cahit'i öldürecek bir sebep vardı. Dövdünüz, dövdünüz. Daha ne sebep olacak? Cahit senin videonu çekip yaymak istiyor etrafa. Daha ne? Ya yeden geçsin. Bak, dövdünüz berabersiniz. Bak, tamam mı? Dövdünüz berabersiniz. Cahit'le dargın olan sizsiz. Bak, dövdünüz de, tamam mı? Ben bunu müdahale söylüyorum. Neyse, açıklayın, gidin. Ha. Ayrıca bak, dördünüz berabersiniz derken abisi kendi kardeşi için söylüyor bunu yani. Tamam, haklı. Tamam, beraberiz. Yani insanlar gayet de aramızda da çok dürüst insanlar var yani bu tarafın içinde, onu da söyleyeyim. Doğru adamsın, konusunda haklı mısın diye ben bir şey demiyorum. Haklı. Adem de sorması lazım buna, illa biraz gezdi. Enişte böyle bir şey yapması lazım. Sormadım, yine şey yapalım Adem'i. Karasuyu'dan da. Çünkü çok iyi tanırım ben Adem Karasuyu. Ya tamam da Adem kurdu, Adem kuruldu diyorsunuz. Şey Adem'le gitti, sen mi konuştun kardeşim? Mustafa mı gitti konuştu? Kim konuştu? Peki, ya? Hayır, kim vurdu Adem'i? Ali Bahçım bir saniye. Bak, bu şekilde. Peki Sündüz ne söylemiş ifadesinde? Bak, hiç atma. Tamam, kim vurdu abi? Bandan değil mi? Bak ben kimse... Eşim beni demiş, bir dakika. Eşim beni cinayet günü hiç aramadı. Normal zamanlarda da aramaz. Ararsam da ben ararım. İhtiyaç olan malzeme ya da söyleyeceklerimi söyler kapatırım. Yalnız o gün bana... eşek... kör mesajını atmış. Ya şu, ben bu mesajı bir türlü anlayamadım. Ben de anlayamadım Yugar mesajı. Ekrana verir misiniz bak, 3 tane E. E, eşek, kör. Ne demek o? Olay saatinden sonra herhalde Yugar mı o mesaj? Ali. Dur bir dur. Bir dakika durun. Ali ile Sündüz normalde böyle mesajlaşmazlarmış, telefonlaşmazlarmış. Mümkün değil, yapamazlar zaten. İhtiyacı olduğunda ben arardım eşimi diyor. Evet. O gün de diyor, ben eşimle diyor cinayet günü hiç konuşmadım. Sadece eşim bana diyor, bakın yazın altına 3 tane eşek kör mesajını yani atmış. Ali eşini atmış. Ali eşini Ali atıyor. Eşini. Peki o zaman Rami Bey, bunu çözün. Rami Bey bir saniye. Ha, tamam. Ben bundan bir şey anlamadım diyor. Nerede? Ben bundan bir şey anlamadım. Yalnız attığı bu mesajdan ben biraz korktum. Evet. Korkmamın sebebi ise... acaba Ali Varçın mı yaptı diye düşündüm. Yani cinayeti kocam mı işledi diye düşündüm. Evet. Çünkü kendisinin Cahit Pas ile araları iyi değildi. Karakola ifade verdikten sonra eşime neden böyle bir mesaj attın diye sordum. O da bana ne mesajı? Ben mesaj falan atmadım. Telefon kendiliğinden sana atmış olabilir dedi. Nerede arkadaşlar? Yazsınıza. Evet, tamam. Evet. Mesaj atmadım. Aa. Evet. Tamam, bir görelim mesajı. Şu. Eşek kör. Bakıyor şimdi Ali de kendisi. Telefonda çok göremedim, mantıklı yazıyormuş. Buraya bak, yani cebinden. Yani bir kere hiçbir telefon bize eşek kör diye mesaj atmıyor. Mantıklı yazmış yani, bir de hani harfleri derli toplu bu yazmış. Bu şifre büyük bir ihtimal. Şifre veriyor o tarafa. Yani oradaki E'yi ben şöyle anlıyorum. Ya şu meşal atılacak bir meşal. Şöyle bir bakın. Evet. Bu atılacak bir meşal. Eşek kör. Ayrıca ilk ifademde unuttum. Mesajı olaydan yaklaşık tam olarak hatırlamamakla beraber. Tahminim 15-20 gün önce. Ekrem'le Mithat. Mithat değil mi? Evet. Mithat evet. Güzel. Ve yanındaki Ekrem. Evet. Akşam üzeri 19.30-20 sıralarında Bozyer Mahallesi'ndeki evimize geldiler. Biraz oturdular. O esnada evde Muhammed Ali Varçın da vardı. Yani Ali, eşim evet, de vardı. Evet. Aralarında evet. Geçen muhabbet esnasında Mithat bir yerden dürbün aldığını söyledi. Sonra Mithat, Cahit Paslı'nın devamlı surette kendisini sağda solda hırsız olarak dedikodu yaptığını, böyle giderse ben bunların ikisini de, yani Cahit ve Hatice Paslı'yı öldürürüm dediğini duydum. Evet, evet. Hani Cahit'ler orada... Daha neler duyacağız Müge Hanım ya? Yani ve bunu söylerken Cahit'in kardeşi Ekrem de yanınızda. Ve sana senin... Bak ne? Ben öyle bir şey duymadım. Var, ben. Vardı. Ben varım. Bu var. Ben öyle bir şey duymadım. Sen duydun Mithat abi. Sen, ben duymadık biz böyle bir şey ya. Bir şey duymadık. Mithat abim de var yanımızda. Sen duydun böyle bir şey. Böyle oturdu. Biz böyle bir şey duymadık. Ya. Buna dedi. Dezesinin oğlum senin bu. Dayın oğlu. Dayı oğlu. Dayı oğlu dedi. Abi Copil dediler. Ne? Copil. Copil. Boyu kısa olduğu için boyu kısa. Bu böyle giderse dedi. Ben bunların karşısını koyacağım, temizlerim dedi. Kim dedi? Mithat dedi. Hayır, peki abisi ne dedi? Ben öyle bir şey duymadım Müge Hanım.
Ben de duymadım. Yalan atmasın. Ha. Duymadım. Ben öyle bir şey duymadım. Hı. Ben de dediğini duydum dedim. Desem, duydum desem duydum derim. Allah'a eşkere de bulunsak. Hayır. O da sen söylemişsin yani. Duydum. Hayır. Ay bu sizin aranızda gitmiş bunlar. Herkes yemek yedi. Bizim evde ya. Aranızda gitmiş. Bizim evde. Elle tutulan bir şey yok. Herkes herkese oturuyor ama tamam, burada gelen kişi. Bizim evde. Sabahlaka yediğimi bil. Tamam sen de. Ben kocamdan şüphelendim diyorsun. Korktum o anda gidene cinayet. Ben de korktum. Neden korkuyorsun? Korkmayan kalmadı Müge Hanım. Çünkü biliyor silahın kayboldu. Yaşananlar Müge Hanım zaten. Yani bunlar yani korkuya meyil veren şeyler var zaten. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında konu bu video meselesi. Tabii tabii. Konu video meselesi, yani birinin ortadan kalkması lazım. Ama dediğim gibi herkesin zayıf noktası vardır. Kiminin paradır, kiminin kadındır, ne bileyim kiminin güçtür. Geçidir. Herkesin bir zaafı vardır. Ben duyduğumu bildiğimi anlattım sadece. İşte para dediğin, para dediğim keçi. Zaten keçi. Bazısının kadındır, bazısının güçtür. Her erkeğin bir zaafı vardır. Yani senin zaafın keçi, para. Abla ben erkek, kim olsa kızar ya. Malı galiba. Benim kızdığım şeyler daha farklıdır. Yani keçi... öncelikleri farklıdır herhalde. Herkesin öncelikleri farklıdır yani. Mal canın yongasıdır diye bir bu şey bu söylediklerim var. Herkes için önemlidir. Evet. Ama öncelik sırası ve zafiyetin var mı yok mu o önemlidir. Evet. Sana şimdi anlatıyorum. Burada duymuş gibi yapıyorsun her şeyi. Biliyorsun aslında. Sen onunla çok umursamıyorsun. Şimdi ben sana 100 tane keçi alayım getireyim. Sen benim eniştemle kardeşim getir bana. Ben sana 100 tane keçi alacağım yarın. Getireceğim teslim edeceğim. Sen benim kardeşimle eniştemi getirebilecek misin geriye? Abi getiremezsin. Getirebilecek misin? Getiremezsin işte. Ha, ama ben senin malımı yerine veririm. Anlatabildim mi? Bunu yapabilirim. Ama sen benim kardeşimle eniştemi getiremezsin. O zaman hırsız demeyeceksin kardeşim. Bak, o zaman benim eniştemi kardeşimi hırsız demeyeceksin. Malla değil abi bu. Öyle hırsız demeyeceksin. Biz burada belgelerle konuşuyoruz. Abi malla değil bu cinayet. Tamam mı? Malla sizin, değil. Sizin çarpı girişleriniz yüzünden benim kardeşimle eniştem harcandı. Bunu anlayın artık ha. Ya. Anlayın bunu. Anlayın ama bu malla maşakatla olacak. Kardeşim ben sana yarın 100 tane keçi getireceğim. Sen benim kardeşimi getir. Kardeşimi getir geri. Eniştemi getir 100 tane keçi getireceğim sana. Kadir o zaman bir çuval yasak madde getirdiler. Kadir'in yerine değiller. O nerede o zaman? Benim alnım açık. Her şekilde ben alnım açık. Karakolda bir ifadem varsa, sicilimde bir şey varsa benim alnım açık. Buyurun. Belgelerle konuşuyorum diyorum size. Öyle dedikoduyla değil. Kardeşim ben belgelerle konuşuyorum. Gelsin benim evimi, barkımı herkes biliyor. Ben köyde oturuyorum. Araştırabilirler hiç sıkıntı yok. Alnım açık alnım. Kimseden korkum yok. Bizim de evimiz alnımız açık dedin ama işte bak ama. Senin alnın açık da sen silahın kayboluyor. Karakola gitmiyorsun. Şu haybe söylüyorsun ya erkeme söylüyorsun kardeşim. Ya ben tamam suçumu kabul ediyorum. Karakola gitmiyorsun. Ama o silahı... Biliyorsun. Bir dakika ya. Dur bir virgül. Senin o silah kaybolduğunda şu ayıp Ekrem'e söylemen de onu şüphelendiriyor. Ya Müge neden diyor? Benim eniştemin iki erkek kardeşine söylüyorsun. Yarın bir gün şöyle. Şahitlik yapsınlar diye diyor. Müge abla. Işte sen devam et Kadir. Ya Müge Hanım diyorum hani yasaklı madde. Neredeymiş kardeşim? Kim görmüş? Gelsin ben araştırsınlar. Yani köyde herkes şey sanıyor. Yok. Sana bir şey söyleyen yok. Sen şimdi niye şey yaptın? O öyle söyledi Müge Hanım. Ne dedi? Yani yasaklı madde gizlediğimi söylüyor. Hani sıkıştırdı. Arkadaşım. Şu valla Müge Hanım yasaklı madde saklıyormuşum. Yani bu, ya, Sünni Sarı'nın ifadesi bu. Yasaklı madde saklayayım demedim Kadir. Anlamadan konuşma bir şey duyuldu bir dur. Evet ama, sizin yanına gelmiş de anan anlatmış. Bak bunlar duyuldu. Arkadaşım tam duydum. Ben de duydum. Ya, o zaman bir şey söyleyeceğim. Ben de duydum. Şimdiye kadar niye söylemedin Mustafa? Söyledim ben her yere söyledim. Bana niye söylemedin abi? Sana söylemek zorunda mıyım ben Kadir? Bu cinayet bir tek bir şey duysak. Sen nasıl? Jandarma mı? Sen savcı mı? Nasıl? Bu aydınlanacak mı? Söyledim jandarmayı söyledim ben. Duydun diyemez misin yani paylaşamaz mısın benimle yani? Ben duydum. Duydun sen söyleyeceğim. Ananı dövsüz 15 lira kalmaz öldürürler demiş. Abi. Demiş mi dememiş. Suna benim neyim? Hadi, suna benim neyim? Senin canın benim canım. Senin canın benim canım. Şey bir cinayet işi var. Bu cinayet işi var. Bu duyduğunu konuşuyor. Tamam ben de duyduğumu konuşuyorum. Ben belgelerle konuşuyorum kardeşim. Dur abi. Yasaklı maddeyi ben ne, kim saklıyormuş? Sen ben saklıyormuşum Müge Hanım. Saklamamışım. He. Seni yasaklı eve getirmişler. Sana. Kim getirmiş kardeşim? Rahmetli Cahit abi. Cahit de getirmiş demek istiyor. Cahit enişten yani, 2 senedir birbirimize gel gitmezdik bile biz. Planın yasaklı maddeyi... Sizinle konuşuyorum babamla. Biraz aralar açık. Babamla küs olduğu için benim eve 2 senedir adam gelmezdi. Anlatabildim mi? Senin yanıma çıkıyorlardı babamla küs olduğu için. Gelmezdi kardeşim 2 yıldır gelmezdi diyorum. Sen insan mısın inanıyor musun bana? Sündüz. Ben Hatice'nin sözünü söylüyorum. Sen yalnız böyle bir şey olduğun zaman böyle bir sinirlenebiliyorsun yani. Yani o zaman he? Senin demek istedin yani bu yasaklı madde için mi öldürdü benim kardeşim? Oğlum, bilemem. O zaman konuşacaksın kardeşim. Bildiğin bir iddia varsa atacaksın i̇şte ortaya. İşte ben de bir şey ettim hatta. Tamam kardeşim sen bir iddia soracaksın. Kendini savunacaksın ya. Kendi kocağından emin olsa
Şimdiki bu neydi? Adem Karasu'ya da sen benim kocam hakkında nasıl böyle konuşursun dersin. Ama sen de verdiğin ifadede tamam, kocağından emin değilsin. O bir dakika şimdi şu o kadar dalıyorsunuz ki araya. Neydi yazı? Eşek eşek. Abla ben böyle bir meşaza atmadım ama telefon kavasından böyle yazdı da gönderdiysen. Profesyonel bir yazı. Müganlar önceden yazı yani? Yazılmış bu telefonu. Bu meşaza tane geçirme yani. Saniye. Bak bu Ali'nin yazabileceği bir yazı değil. Bunun yanında diğerleri bak E'nin önüne noktalar konmuş. Ve bak harfler hep büyük onu yazılmış. Biz, evet. Şimdi biz önüne öyle yazmış olabiliriz. Yani öyle olduğundan hayır. Yani aynen böyle. Ay bunları yazamaz. Büyükhanım Ali yazacak zaten. Ben o mesajın nasıl geldiğini bilmiyorum. Bu şekilde imlalı olmayabilir. Yani noktalama işareti. Bu şekildeyse mi? Ali bunu yazamaz. Birileri Ali değil yazmaz. Ben bile yazamıyorum Büyükhanım. Burada Ali bile, değil, ben bile bu aileden şu yazı yazacak evet, insan yok. Hayır şimdi siz noktalama bak, işaretleri. Bak noktalamayı bile yapmış. Onu... Adam ya noktalama televizyon için noktalama işaretleri ekrana tamam, verildiği için bizim yazdığımız bir şey. Ben nasıl biz orijinalini görelim o zaman. Bu ne yani? Bu bir şifre. Yok abla yok. Şifre mifre değil dedin lan. Bu telefon cepte belki bu şekil kendi kafasından bir şeyler olabilmiş ama böyle ben meşaz yazmam. Neredesin? Falan yerde, feşmeken yerdeyin denir. Ya bu eşek kör. Bu mantıklı mı ya? Mantıksız olduğu için konuşuyor zaten. Şifreler mantıklı olmaz. Zaten mantıksız olduğu için konuşuyoruz. Şifreler çözülmeye müsait takım özel durumlar. Yok, zaten olay yeri de profesyonel insanların olduğunu gösteriyor mu? Tarihte mesaj artmamış. Şimdi zaten mesaj görünüyor yani. Zaten adli tıp diyor ki bu adam diyor 9'da öldürüldü. O motorun görüntüsü evine giderken de gösteriyor. Motor sola yatık, şarampol ile giderse motor sola yatacak. Şimdi, motor sola yatması şifre için şifre köy yoluna dönmesi lazım. Şifrenin anlamı ne sündüz onu da sen bilirsin. Dur bir saniye abicim dur. İşte telefona baktım da öyle. Ben dedim böyle yani mesaj gelmiş ya, dedim. Gidip de şey mi sanki Tom Cruise gelecek, Brad Pitt gelecek şey maskeli kiralık adamlar. Katil kiralık katil tutacak. Ya, herkesin elinde birer silah var. Var ya, herkes de orada da takır takır vurmuşlar işte ya. Ne kiralık katili ne profesyoneli ya. Profesyonel kaç liradır parası falan bilmiyorum da tövbe abim neler koyuyor. Ne profesyonel ya. Herkesin elinde birer ruhsatsız tabanca isteyen istediğini vuruyor. Sana kalmış. Ne profesyonel abi. Bunlar Hollywood filmlerinde oluyor ya. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ya. Ya adamın niyeti amacı belli mi galiba ya. Ben şimdi birini öldürecek olsam şu halimde ben nereden bulayım kiralık katil yani. Kolay mı kiralık katil bulmak ya köylük yerde. Herkes zaten var elinde silah. Niye vursun? Geç dürbün de almışsın sen. Mithat sen niye dürbün aldın? Ben sen neyse sen asker misin, jandarma mısın? Neyse sen niye dürbün alıyorsun? Dürbün geçileri güdüm. Almadım ben. Var dedim Mithat Bey'e sen bende dürbün var dedim. Geçileri güdecek. Varmış işte var söylüyorsun. Bana söyle ben duydum. O zaman milletin karısını kızını mı gözetliyorsun? Ne dürbünü ne dürbünü? Yok ben ama karıyla kızla işim yok. Ne dürbünle ne yapıyorsun ya? Mal gözleyin. Malları gözlüyorsun. Evet. Ha, bu çobanlar da yani ellerinde bir de artık... Yani Cahit de gözler dürbün de geliyor diyor. Müge abla bu adam 50 yıl çoban. 50 yılda o yıla mı gelmiş dürbün alacağı? 50 yıl önceden alırdı dürbünü. 15-20 senelik dürbünü abi. Ne yapıyorsun sen dürbünle keçileri? Ya bir arkadaş verdi bana. Ya daha da geyikleri gözlüyor veya çobanları gözlüyor. Daha neler yapacağız ya? Rabbim. Gerçekten çıldıracağım. Gelelim mesaja. Bu eşek kör mesajının anlamı ne Sündüz? Ben işte bu mesaj geldi, ben bunu korkuyla söyledim komutanlara. Böyle böyle dedim, mesaj atmış. Acı bola yapabilirim. Ben de şey ettim yani, bildiğim ne varsa anlattım. Hı. Peki kocan sana, ikinizin arasında bir şifredir. Her çiftlerin arasında böyle bir şey olabilir. Eşek kör ne demek? Ben de buna sordum. Heh. Sen dedim böyle böyle bana mesaj atmışsın. Var dedi, ben mesaj atmadım. Yani, telefon cebimde yazmıştır dedi. Ben dedi, adam o mesajı şey etmez. Ya aslında var ya, bunun şeyi vardır. Mesela kör çıkıyorsa ne yanlış yazıyorsan çıkıyor. Mesela bazen ben de saçma sapan şeyler çıkıyor bu düzeltmeden. Hani kör çıkması için ne yazmak lazım da o çıkar. Kor olabilir mi? O şeyi yani o aile böyle bir şey. Bazen çok anormal şeylerden çıkabiliyor çok alakasız. O zamanlar böyle şey telefonda yok bende. Bu telefonlar yok ya. Yani. Tamam. Küçük, sonuçta ya mesaj atabileceğim bir telefonun varmış ki mesaj var. Karına gelmiş bu kadar tamam, basit. Ama öyle eşek kör diye de yanlış mesaj çıkmaz. Ya ben de şimdi şaşırdım yani orada görünce nasıl mesaj? Şimdi bir defa... Şimdi bizim oranın deyimleri... Bir dakika sen yazmışsın. Ben telefon göndermiş olabilir. Tam bir eşeğiniz var mıydı o sırada sizin? Yok canım ne eş ya Müge abla. Yani ya eşek kör ne demek eşek görmüyor artık.
Bizim o yörede, bizim o yörede insanlar birbirini anlamadığında şu kelimeleri kullanıyor. Hayır, bilmiyoruz olup olmadığını. Ya bu bir noktalama. Telefonun hattını değiştirmeden harflerden sonra nokta gelmez. O noktanın olup olmadığını bilmiyorum mesajda. Biz ekrana verdiğimiz için imlalı bizim arkadaşlar öyle yazıyor. Benzer olduğu gibi veriyorsunuz. Eşim evet. Yazacakken E mi yazdın mesela eşim? Hiç bilmiyorum. Mesaj atmadım ki ben. Telefon kendiliğinden göndermiş olabilir ya. Ben atmadım mı mesaj? Acaba çok özür diliyorum. Hani ayıp olacak ama acaba eşi oğlu eşek mi yazacaktı da? Hani oradan E çıktı. Kör de... Kör demek işi bitti de anlamına da gelebilir. Tabii ki Mugarım işi bitti eşek, anlamına da gelebilir. Eşek belki evde daha önce Cahit'le kızdığın için onun için kullandığın yok, bir yok, yok. Terim olabilir. Yok öyle. Bunu öyle. Da karın bilir en iyi. Karının bu mesajdan korkması, ürkmesi varsa için... Varsa söylesin yani. Bir dakika Ali. Karının bu mesajdan korkması, ürkmesi için mutlaka ki bu mesajdan o bir şey anladı. Anladıysa yok, söylesin. Şey. Demek ki bir şey anladı. Söylesin burada ya. Bir şey bu mesaj sana bir şey anlattı. Bana göre yani artık bu işte bitti anlamını taşıyabilir. Evet. Artık ne olacak hadi bakalım. Yani bu iş bitti anlamını taşıyabilir. Öyle. Sana ne hissettirdi de sen bunu jandarma komutanlarına söyleyecek kadar bir panik yaşadın. Bu mesaj sana ne ifade etti? Ben mesaja katılmıyorum. Ben bence mesaj... Sündüz söylüyor, Sündüz'e soruyor Sündüz'e. Mugarım hani karakolda ifade edeceğine kendisi yazıyordu. Şöyle neden yazmıyordu. Ya sen bu kocayı gözden çıkarmışsın Sündüz ha. Biz seninle kadın kadına konuşalım. Şimdi açıkçası tamam bak söylüyorum, öyle diyorum, böyle diyorum falan filan ama... şimdi... yani kocayı çıkartmazsam gözden o kadar da her şeyini de ortaya seremem herhalde yani şimdi mesajını falan. Sen niye gittin hep anlattın yok, kuzeninle Mugarım, beraber? Yok Mugarım, jandarma yazmıştın onu, yanlış yazmıştın. Ya kuzenin diye... Kuzenine mi anlatıyor, ben ondan şüphelendim, böyle böyle dedi, sen bunu yazıyorsun, ben de kocamdan şüphelendim diyorsun. Niye? Ne iş? Ne isim dedi? Ne iş yani? Konuş. Yani bizim Ali Bey'den şüphelenmemiz gayet normal Müge Hanım. Bir saniye, dur bir dakika. Sen niye eşini bu kadar gözden çıkardın? Ya ben mesajı geldi, baktım öyle öyle, ola dedim ben bunu, sen böyle mesaj attın dedim ben. Ben atmadım dedi, tamam uzman dedim. Niye o zaman gidip komutana ben... söyledin bunu sen? Ben komutana her şeyi bilmeyi sormak zorundayım. Çünkü abicim bak yani bu var. Kanunla bile korunan bir şey. Heh. Tamam mı? Heh. İnsanoğlu eşini, çocuğunu, anasını, babasını, kardeşini koruma eğilimindedir. Bu bizim doğamızda var. Evet. Kanun bile bizi burada koruyor. Diyor ki bizzat olayın içine karışmadıysan... Evet. Ben senin eşin, evladın, annen, baban, kardeşinle ilgili... bir şeyleri bildiğin halde anlatmamana saygı duyarım diyor. Şahitlik yapmayabilirsin diyor. Konuşmayabilirsin. Anlatmayabilirsin diyor. Evet. Sen kocayı bayağı almışsınız kuzenle beraber. Demin, ortaya atmışsınız. Kuzenine götürüyor gibi geldi. Demin kuzeni için şöyle bir laf etti. Çok kısık söyledi ama ben elimde buradan büyüdüm. Duydum. Hayır. Ne varmış çocuğun söylediği bu lafta dedi. Ali Bey için söyledikleri... Ne dedi? İki, ne var bu lafta dedi. Yani çocuğun söylediklerinde ne var ki bu kadar büyütüyorsunuz anlamında bir cümle kurdun. Bunu ben kulağımla duydum. Kısık sesle söyledi. Yani çok da büyütecek bir şey söylememiş diye... Adem pazartesi günü ben seni buraya bekliyorum. O zaman gel sen de yüzleş. Açıkçası senin bu anlattıklarından ben iki anlam çıkartıyorum. Ya gerçekten duydun ve bu cinayeti Ali Varçın işledi ya da Ali Varçın da bu iki cinayetten sonra cezaevine girecekti. Birileri de rahat rahat hayatına devam edecekti. Bu ifade de bu nedenle verildi. Seni aynen, bekliyorum pembeciğim gel Ali Varçın. Aynen Müge abla. Adem Karasu ile beraber. Bu laflar Adem'in ağzından çıkan bir laf değil. Tamam sen de biraz sahip çık. Keçine meçine bir şeyine bir çocuğum be sen de be. Neyse süremizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirip kendi düşündüğüme kendim gülüyorum. Ben de bir şey söylemeden önce aklımdan geçiriyorum. Ona kendim gülüyorum. Güldükten sonra anlatıyorum. Çok fena ama ne yapayım biliyorsunuz direkt bende farklı çalışıyor ya bu dille beyin arasındaki.
Sistem. Neyse, süremizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü görüşebilmek dileğiyle. Reklamlardan sonra Özlem Ak'ta öğle haberleriyle karşınızda olacak. Görüşebilmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.